sevgisi içimde yaşayıp duran nazlı güzellerin şirin İstanbul, hayali kafamda hükümler süren görmez gözlerime görün İstanbul. Ortasında deniz, kenarlar kara, bu dünyada cennet olmuş kum. Mehtapta sandallar, ne hoş manzara, sahildir, yayladır yerin İstanbul. Gemiler gelir peşi peşine, şöhretin yayılmış hudut dışına, ayrı bir güzellik başlı başına, sevgi, muhabbetin derin İstanbul. Fatih Mehmet Sultan temeli kurdu, ondan sonra oldu Türklerin yurdu. Edirne'den gelen o büyük ordu, ay yıldız bayraktır nurun İstanbul. Denizler kilidi boğazların var, dünyaya haykıran avazların var. Yılmaz Türk ordusu şahbazların var, ferah tut gönlünü, sevin İstanbul. Dünya güzelliği sendedir mevcut, hususi özenmiş yaratmış mabut. Herkesin gönlünde vardır bir maksut, halis Türk maksadın varın İstanbul. Edipler, şairler yetişmiş sende, ehli aşıklar yanmış tutuşmuş sende. Bir aciz kimseyim, Veysel'im ben de, seversen olayım yarın İstanbul. Bir aciz kimseyim, Veysel'im ben de, seversen olayım yarın İstanbul. Efendim hayırlı akşamlar, haydi geceler. Hani mevzu İstanbul olunca, mevzu şiir gibi bir şehir olunca zannediyorum konuşmaya böyle başlamak doğru olacaktı. Hani Necip Fazıl der ya, gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul. İşte bugün onu konuşacağız. İstanbul'u konuşacağız. Şiiri bilerek Aşık Veysel'den seçtim. Neden? Der ya şair, ol mahiler derya içredir ama deryayı bilmezler. Hiç görmemiş, hiç içinde bulunmamış ama yakmış yüreğini İstanbul. İşte o yüzden içinde olduğumuz halde kıymetini bilmeyen beni de katarak onlara armağan ediyorum bu şiire. Efendim hoş geldiniz. Konuşacaklarımız var, başladı. Mevzu derin. İstanbul'u konuşacağız. Hatta mevzuyu tanıtırken dedim ki yahu şöyle bir gündemde biraz dinlenmek için konuşacaklarımız var. Değil mi? Bir nefes almak için bu akşam konuşacağız. Kimdir konuklarım? Profesör Doktor Nurullah Genç. Güzel bir şair bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayınız. Hani İstanbul'u konuşacağımız bir akşamda varlığınız evet, maksadına zaten hasıl oluyor. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Teşekkürler. Ve bir diğer konuğum, kıymetli isim, Profesör Doktor Hüsrev Hatemi Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de eksik olmayınız. Çok teşekkür. Böyle varlığınızla mutlu olduk. Allah çok razı olsun. Teşekkür. Eksik olmayın. Ve hani yine bir İstanbul beyefendisi duruşuyla, onu yine söyleyeceğim, sureti siretine şahittir, bundan başka şahit aramak da zahittir. Öyle bir isim kimdir? Kültür tarihçimiz Sayın Dursun Gürlek Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksik olmayınız. Teşekkür. Böyle üç kıymetli konuğum zaten birlikte olunca yahu bu akşam mevzu güzel bir mevzu. Hani özel, asil bir mevzu. Varlığınızda inşallah geceyi böyle biraz nefes alalım diye girizgahta söylediğim üzere. Hocam hatta şöyle sizle başlamak isterim Nurullah Hocam. Evet. Hani şiirde Aşık Veysel o kadar güzel anlatmış ki baş gözünün ne kadar aslında olmasa da olabileceğini, mevzunun kalp gözü olacağını bu şiirde görüyoruz. Doğru. Bu İstanbul sevgisi nasıl bir sevgidir ki kilometrelerce öbür taraftaki bir şaire, bir söz adamına bunu yazdırıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aziz izleyicilerimizi, seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Napolyon'un güzel bir sözü var. Dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyor. Şimdi şehir
kavramı üzerinden yola çıkarak bir noktaya getireyim kısaca sözü. İbn Haldun'un Umran diye bir kavramı vardır. Medeniyeti anlatır Umran. Umran'ı anlatırken bir Hazeri Umran'dan bahseder. Bir de Bedevi Umran'dan. Yani göçebe medeniyetten ve yerleşik medeniyetten bahseder. Yerleşik medeniyetin, yerleşik uygarlığın neşvi nema bulduğu alanlara biz daha çok şehirler olarak bakıyoruz ve şehir olarak isimlendiriyoruz buraları. Dünya üzerinde yerleşik medeniyetin en yakıştığı alanlardan birisi, doğal alanlardan birisi İstanbul'dur. Çünkü tabiatıyla, zenginliğiyle, suyuyla, havasıyla, anasır-ı erbağının tamamı sanki bir toprak parçasına derinden tebessüm eder ve güler İstanbul'da. Güzellik arayanlar, tabii güzellik arayanlar İstanbul'a baktıklarında bunu bulurlar. Tarihi güzellik arayanlar baktıklarında bunu bulurlar. İnsan güzelliği açısından baktığımızda yüzlerce yıl çok çeşitli insan tiplerinin İstanbul'dan gelip geçtiğini görürüz. Medeni güzellik açısından farklı farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir. Ama bizim medeniyetimiz açısından baktığımızda لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ hadisine muhatap olmuş bir şehir. Hocam aslında şöyle geliyor. Şimdi evet. Hani İstanbul'un bakiyesinde bir isim olarak anlatırken izleyici şöyle veya ben de şöyle gelebilir mi? Ya duygusal mı yaklaşıyoruz acaba? Ama hani girizgahta söylemiş olduğunuz Napolyon'un bir sözü. Evet. İşte dünya bir tek devlet olsaydı başkent İstanbul olurdu. Orada insan o öznellikten daha böyle genel bir bakış açısına yakalıyor. Onun için zaten bir taraftan işte en son hadisten bahsettim. Napolyon'dan başladım. Tabii güzellikten. Yani bu genel kabul zaten. İbn Haldun'dan, Umran'dan, şehirden, yerleşmeden vesaire. Bunları bir arada söylememin sebebi İstanbul özellikleriyle onu tavsif ettiğimiz bir takım başlıklarla baktığımızda bütün bu alakayı hak eden bir şehir zaten. Yani çok güzel bir şehir. Tabii. Bir defa. Ama aynı zamanda mukaddeslik ithaf edeceğimiz bir tarafı da var. Yani bir kutsal anlamlar dizisini de İstanbul'un içerisinden bulup çıkarabiliriz biz. Bizim açımızdan mukaddes bir şehir. Çünkü Efendimiz işaret buyurmuş. Elbette fethedilecektir. Fetheden kumandan ne güzel kumandan, fetheden asker ne güzel askerdir diye. İşte Ebu Eyyub el Ensari'nin İstanbul'da yattığından başlayarak geriye doğru gidersek ve bize doğru gelirsek nice cavidan, nice mümin yürek İstanbul'un etrafında dönüp durmuş İstanbul'un fethinde bulunabilmek maksadıyla. Şimdi böyle bir mukaddes tarafı da var. Tabii olarak güzel. Geçmişten gelen medeni birikimi çok yüksek. Kutsallık anlamında, mukaddesiyet anlamında önemli bir şehir. Dünyanın gözünün üzerinde olması kaçınılmaz bir alana dönüştürüyor İstanbul'u. Bu böyle. Belki de dünyada üzerinde en çok satranç oynanan şehirlerden bir tanesi. Yani en son işte Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'la ilgili İngilizlerin, Rusların hayallerini falan bir gözümüzün önüne getirelim. Onların arasındaki mücadeleyi getirelim. Çanakkale Harbi'ni gözümüzün önüne getirelim. Bir haftada Çanakkale'den 12 ay içerisinde İstanbul'dan ve işte 5-6 ay içerisinde Anadolu'dan Türkleri kovacak bir savaştan söz ediyorum. Peki İstanbul olmasaydı bütün bunlar bu kadar büyük bir yoğunlukla cereyan edebilir miydi bu topraklarda? Orada duruyorsunuz. Bir başka noktası daha var. Yine bizim açımızdan çok önemli. Peygamberimizin işaret etmesi dolayısıyla. Peygamberimiz de bizde gülü temsil ettiği için. Yani Gül Muhammed Teridür der ya hani Yunus Emre. Ertuğrul Gazi'nin torunlarına şöyle vasiyet ettiği rivayet edilir. Şol Konstantiniyye'yi alın ve gül bahçesi yapın. Ben bunu bazen zaman zaman bir takım kaynaklarda görürdüm ama emin olmak için son dönem tarihçilerimizin bazı kaynaklarına da baktım, oralarda da buldum. Böyle bir vasiyette bulunduğu vaki. İstanbul'u alın ve gül bahçesi yapın. Yani orada kastettiği güller getirin İstanbul'a dikin falan değil. Peygamberimizin davasının rengini İstanbul'a hakim kılın. Alın ve gül bahçesi yapın. O yapıldığı gibi İstanbul'un fethinden sonra da yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde çiçek ismi
taşıyan sokak kuruluyor. Sırf bu vasiyete binaen böyle hatırlıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han doğduğunda babası Murat Han'a müjdeyi veriyorlar. Yine rivayet edilir ki şöyle söylüyor. Desenize Murad'ın bahçesinde bir gülü Muhammedi açtı. Yani dedesi İstanbul'u güle benzetirken babası da İstanbul'u fethedecek şehzadeyi güle benzetiyor. Yine rivayettir. Bilemiyorum aslı nedir. Nakkaş Sinan'a İstanbul portresi, Fatih portresini sorarlar. Fatih'in gül kokladığı bir portre vardır. Fatih'e neden gül koklattınız diye. Ben Fatih'e gül koklatmadım, güle gül koklattım der. Çünkü babası da Fatih'i güle benzetmişti. Dedesi de İstanbul'u güle benzetmişti der. Kaldı ki Ümmü Sinan'ın gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül mısralarından yola çıkarsak İstanbul'un nasıl bir gül şehrine dönüştürüldüğünü buradan anlarız. Taşları güne dönüştürülmüş bir şehirdir İstanbul. Hocam şey de önemli ama yani mesela biz aldıktan sonra daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet Han fethettikten sonra şehrin öz dokusuna da ciddi manada sahip çıkılıyor. Tabii ki. Bu da yani hani o gül bahçesine çevrilirken bir önceki duruma da ihanet edilmiyor. Tabii ki. Şimdi kitapta okurken Beşir Ayvazoğlu hocam çok güzel yazmış. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han torunlarından daha fazla sahip çıktı bu kente. Yani bizden daha fazla. Şüphesiz biz sadece kendimize ait tarihi eserleri ya da dokuyu değil, şehrin sahip olduğu tarihi dokuyu o çok önemli kıymetlendiremedik yani. Ve kıymetini bilemedik. Yani bizim bakış açımız farklı çünkü. Biz kendimizi o dönem insanlarıyla, Fatih'le falan mukayese edemeyiz. Onların dünyaya bakış açısı ayrıydı, bizim bakış açımız ayrı. Yani belki daha ileride söyleyecektim ama tam yerine gelmiş söyleyeyim. Ben Kağıthane'ye ilk gittiğimde, Kağıthane'den hafızamda 400'e yakın eser var. Kaynaklardan hatırlıyorum. İlk defa Kağıthane'ye gittim. Şoför arkadaşa dedim ki, belediyede programım var. Ya dedim şu Kağıthane'yi bir dolaştır da. Şu eserlerin bir kısmını ben bir göreyim dedim. Göreyim dedim. İki saat Kağıthane'yi gezdik. İki saatin sonunda görebildiğim eser yok neredeyse. Yani hemen hemen hiçbir şey göremedim. Belediye başkanının odasına gittik. Fazlı Bey'e buradan selam ederiz. Dedim ki ya Fazlı Bey, bu Kağıthane'nin benim hafızamda Sadabad'ı vardır, kültür mekanları vardır, hanları vardır, hamamları vardır, sarayları vardır vesaire. Çeşmeleri, tarihi çeşmeleri. Ya nerede? Lale Devri olduğu gibi orada. Tabii yani. İdi. Değil mi? Yani Lale Devri demek bir anlamdır. Kağıthane demektir işte. Evet. Bunun üzerine başkanımız dedi ki ah hocam sormayın dedi. Yıllardır, epey zamandır izini sürüyoruz bu eserleri. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir rakam verdi. 367'ye yakınını tespit ettik dedi. Bunların pek çoğu da Han zamanında çektirilmiş fotoğraflardan tespit edildi. Bir albüm yaptırmış. İşte üstteki de eski fotoğrafı, alttaki de yerin üstteki de yeni fotoğrafı. Yahu biz çeşmeyi yıkıp ne bileyim işte tuvalet yapmış bir milletiz ya. Sarayın taşlarından ahır yapmış bir milletiz. Yani bu hale gelmişiz daha doğrusu. Onları orada gördüm. Yani sarayın taşlarını indirmiş. Adam götürmüş ahırın malzemeler içerisinde kullanmış. Tabii o kişiyi suçlamak için söylemiyorum. Yani bu bir bakış açısı, hafızasının nasıl kırıldığını, hafızasının nasıl farklı şeylerle doldurulduğunun, bir milletin adeta medeni genlerinin nasıl bozulduğunun ifadesi. Yani yoksa orada o eseri o hale getirirken bir taraftan da arşivlerimizi 15 kuruşa kamyon dolusu satmışız. Yani bunlar hep birbirleriyle iç içe hadiseler. Şimdi İstanbul, İstanbul'a bakış açısı değerlendirildiğinde biz Fatih'le, Fatih dönemiyle ya da atalarımızın bakış açısıyla mukayese edilemeyecek kadar uzak bir yerdeyiz. Yani gayri medeni bir noktadayız. İşte şehrimizin haline şu anda bakalım bunu görürüz. Hüsrev Hocam, hocam şimdi aslında yine aynı soru üzerinde. O işte ilk girişteki şiirden tevarüsle. Bu İstanbul sevgisinin ilham kaynağı nedir? Aslında buradan başlayarak da. İstanbul sevgisi sevgilerin bir türüdür. Onun için bu soru biraz cevaplandırılması zor bir soru. İnsan ruhunda sevgi olduğuna göre Parisli ruhundaki sevgiyi Paris'e yöneltecek. Paris'te doğan biri. Frankfurt'ta doğan biri Frankfurt'a yöneltecek. Hani Leyla'nın çok güzel bir kız olmadığı halde
Mecnun'un onu benim gözümden görün dediği anlatılır. Hı-hı. İstanbul sevgisi olarak yaratılmamış, insanların ruhundaki sevginin sevilecek bir şehir olan özellikle İstanbul'a yönelmesiyle yaratılmış. Onun için İstanbul sevgisi nedir diyemeyiz. Sevgi nedire kadar gider. Hocam şimdi şeyden geliyor. Mesela Aşık Veysel okuyoruz şiirini. Size görmeseniz de İstanbul'u size bir ilham kaynağı oluyor. İşte Aşık Veysel de görmemiş. Hani içinde bulunmamış da. Ama görmeyenlerin sevgisi mistik sevgi. Darül Hilafe olan halifenin yerleştiği, hakkında masallar söylenen, şiirler söylenen bir şey. Görmeyenlerin sevgisi çok güzel, muhterem ama asıl benim için görmeyenlerin sevgisi önemli değil. Mesela Şehriyar'da bir fırsat olsa gitsem, hı hı, İstanbul'u görsem diye yazar. Görenlerin sevgisi benim için daha önemli. Benim için de kristalize bir İstanbul sevgisi en çok her yönüyle bir sevgi kristali ele geçirilmiş Yahya Kemal'in kalbine yerleştirilmiş değil. Yahya Kemal kendi ruhunun elmas tıraşlarıyla onu çok yüzlü, çok fasetli bir ışık aksettiren pırlanta yapmış. Yani İstanbul sevgisi hepimizde var, bende de var, sizde de var. Dursun Bey'de de var. Yahya Kemal onu işlemiş. Kuyumcuların dilinde multifaset denen çok yönlü bir pırlantaya döndürmüş. Hepimizde o billur varken mesela Yahya Kemal acı duymuş diye aşkın tadını hepimiz sevdik o solgun kadını ve o gün rahibe koydu kadını derken yalnız bir hanımın güzelliğini anlatmıyor. Viran bağda duyduğunu belirterek büyük adayı bize hatırlatıyor. Yahya Kemal Mondros mütarekesinin arkasından kalbi kırık, bütün Türkler gibi içi yanık dolaşırken ölenler öldü, kalanlarla mustarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık demesini de biliyor. Sonra İstanbul'da yaşlanarak bu sefer İçeren köyü methederken İstanbul'u başka bir yönden methediyor. Lakin bu ikinci varlığımda, son devrede ihtiyarlığımda artık çekilince söz ve sazdan ömrüm İçeren köyünde geçsin. Yahya Kemal Koca Mustafa Paşa'dan geçerken Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul, ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul diye bu sefer Koca Mustafa Paşalılarla kalbi bir yerde çarpmaya başlıyor. Yahya Kemal Atik Valide'ye inen sokakta diye Üsküdar Atik Valide camileriyle bir oluyor. Hı hı. Park Otel'den karşı kıyıları seyrederken dünya ve ahirette vatandaşlarım benim diyor İstanbul'a. Bebek'te gençliğinde tanınmış bir şair olduğunda Bebek'ten geçerken daha Mondros mütarekesi olmamış, Birinci Dünya Savaşı başlamamış, o mutlu devrinde de çok güzel bir dörtlük onun ruhundan doğuyor. Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazanın göksudan, tek teselli mutribin elhanın ayından gelir. Gâh aksendaz olur âyine-i hatırda ney, bir sedadır ki Bebek sahil sarayından gelir. Yani Yahya Kemal Metsi için söylemedim bu sözlerimi. Yahya Kemal Allah'ın insanların ruhunda yarattığı, Allah'ın telkin ettiği bir insan sevgisini, şehir sevgisini,
hubbül vatan minel iman diye bir hadis olduğu da söylenen bir söz vardır. Vatan sevgisi imandan gelir diye. Sevgi çeşitlerinin en güzellerinden biri olan bir şehri sevmenin en güzel örneklerini verdiği için. Yoksa Yahya Kemal benim amcazadem ve anne tarafından ceddim filan değil. Nedim de öyle. Nedim'i de çok severim. Aynı İstanbul sevgisi sebebiyle. Nedim de Beşiktaş'a yakın bir hane-i viranımız vardır sözünü. Her Beşiktaş'tan geçince hatırlarım. Gidelim servirevanım yürü sadabade sözünü kağıthaneden geçerken hatırlarım. Hocam şimdi şey çok ilginç ama öyle güzel anlatıyorsunuz ki mesela ben siz anlatırken sorumu garipsiyorum. Ama sorum bana kendi seküler dünyamın sorusu. Siz her ilçe üzerine işte o kağıthane, bebek, şurası, burası geçerken şu beyit geldi, şu şiir geldi. Oysa ben şunu diyorum. Hocam İstanbul sevgisi nereden geliyor? Yani maddeci... Sizin ruhunuzda elmas tıraş yok demiyorum. Maddeci bakışla o şiirsel bakış arasındaki uçurumu görünce yahu diyorum şimdi. Hayır benim kuyumculuğum yaşlılıktan geliyor. Estağfurullah hocam olur mu? Yoksa sizde de elmas tıraş var. Seküler ruh taşımıyorsun. Hocam bu beni mutlu eder. Ama şey diyor ya şair. Hani İstanbul'u sevmeyen gönül aşkı neyle? Ya İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Onu da bir Kayserili. Yani o kadar Sımaslı güzel bir yere koymuş ki. Veysel gibi Kayserili merhum Behçet Kemal'in sözü. Bir tatlı huzur almaya geldik. İstanbul dışında doğan ve uzun zaman İstanbullu olmayanların sevgisi, onlar da, o da güzel bir sevgi. İşte benim şaşırdığım biraz da orası oluyor hocam. Yani görmemiş, içinde bulunmamış ama sevmiş. Behçet Kemal gördü. Aşık Veysel'inki Şehriyar marka sevgi. Kısa bir süre o da gördü zannediyorum. Yalnız Ankara'yı görmedi, o da İstanbul'u gördü. Hı hı. Şehriyar'ınki hiç görmeden bir sevgi. Bunu aslında... Hocam size de sormuş olayım işte İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Hiçbir şey anlamaz. Yani aşka açılan bir kapıyı İstanbul üzerinden geçirmiş. Evet İstanbul aşıklarının sayı itibariyle ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Şurada hepimiz İstanbul aşığıyız dersek bir gerçeği dile getirmiş oluruz. İstanbul'un camileri... İstanbul'un türbeleri, İstanbul'un çeşmeleri, İstanbul'un efendileri o kadar fazla ki İstanbul'a ait güzellikler ve güzeller, bu kadar güzelin ve güzelliğin bulunduğu bir şehri sevmemek mümkün mü? Hatta bir sohbet esnasında İstanbul Güzelleri diye bir kitap yazmak istiyorum deyince, dinleyicilerden bazıları kıs kıs güldüler. O manada değil dedim. Mesela Süleymaniye Camii İstanbul'un bir güzelidir. Güzelidir. Topkapı Sarayı ayrı bir güzelidir. Ayasofya ayrı bir güzelidir. Yerebatan Sarayı ayrı bir güzelidir. Bunu uzatabiliriz. Demek ki İstanbul güzeller şehri. İstanbul tarihiyle sevilir, coğrafyasıyla sevilir, deniziyle sevilir. Yani tarihi sebepler var, coğrafi sebepler var ama İstanbul sevgisinin en başta gelen unsurlarından biri de Nurullah Bey'in de ifade ettiği gibi bu şehrin müjdelenmiş bir şehir olmasıdır ve manevi açıdan İstanbul sevgisi bir bakıma da dini kaynaklıdır diyebiliriz. Hakikaten Efendimiz müjdelemiş. Hadisin metnini okudu Nurullah Bey. Dolayısıyla sevgililer sevgilisi olan Peygamberimizin en sevgili sahabilerinden biri ki şehrimizin sultanıdır. İşte biz ona Eyüp Sultan diyoruz. Efendim burada. Ben acizane şöyle bir tasnif yapıyorum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehirlerin efendisi olan Mekke'de dünyayı teşrif etti. Keza Medine-i Münevvere'de ahiret alemini teşrif etti.
efendim Kudüs'te, eskilerin o saygılı ifadesiyle Kudüs-ü Şerif'te de gökleri teşrif etti. Miraç olayını hatırlayalım. Hı hı. Eyüp Sultan Hazretleri gibi büyük bir sahabiyi de İstanbul'a gönderdi diyebiliriz. Çünkü bu bir işaretti. Ben de o fetih askerleri arasında bulunayım ve bu müjdeye mazhar olayım düşüncesiyle ileri yaşındaki 80 yaşını geçmişti. Efendim Eyüp Sultan Hazretleri geldi ve burada şehit oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ta o tarihten itibaren İstanbul'da sahabe kabirlerini aklımıza getirecek olursak, yani kesin olan, sahabiliği kesin olan zat Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Tabii ki başka sahabiler de var ama bazıları şüpheli. Onların bir kısmı makamdır. Bu vesileyle şunu da belirteyim ki, bu konuda yazılmış en güzel eser rahmetli Ordinarius Profesör Süheyl Ünver'in İstanbul'da Sahabe Kabirleri isimli kitabıdır. Orada belgelere dayanarak en güzel şekilde anlatır İstanbul sahabileri. Bakınız, İstanbul'da sahabiler var. İstanbul sahabileri, İstanbul evliyaları, İstanbul sultanları, İstanbul çelebileri, Katip Çelebi burada, Evliya Çelebi burada, 28 Mehmet Çelebi, efendim çelebiler çok. Yani bir bakıma İstanbul hem efendiler hem de çelebiler şehridir. Ki bu kelimeler de mana itibarıyla yine efendiyi bir tarafa bırakacak olursak çelebi mesela çalaptan geliyor. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri de çalaptır. Hatta Yunus Emre'nin şiirlerinde de geçer. Çalap kelimesi zamanla çalapi, çelebi olmuş. Çelebi. Yani Allah'a mensup manasında. Efendim, efendi kelimesi aslen Yunanca olmakla beraber biz bu kelimeyi o kadar benimsemişiz, o kadar kendimizden bilmişiz ki işte peygamber efendimiz diyoruz. Kainatın efendisi diyoruz. Şehirlerin efendileri de bunlar işte. Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul. Yani İstanbul'u manevi açıdan düşünecek olursak ki sevgilerin en güzeli zaten manevi menşeli olandır. Dolayısıyla biz de İstanbul'u çok seviyoruz. Muhabbetimiz çok fazla ve bu muhabbetimiz yaşadıkça devam edecek. Bir hocam, bu da güzel mesela. Yaşadıkça devam edecek olması, hani şey de aslında oradan biraz maneviye de gidiyor. Hani bozuluyor şehir. İşte ihanet ediyoruz diyoruz, değiştiriyoruz diyoruz, bozuyoruz diyoruz. Ama o sevgiyi yani değiştirmiyor. Belki üzülüyoruz ama sevgi devam ediyor. Şüphesiz ki yani evlatlar yaramazlık da yapsalar bizim evladımızdır, severiz. Ama tabii dediğiniz gibi üzülüyoruz. Şu yatay büyüme, dikey büyüme mevzularına girersek bu çok uzar gider. Hı hı. Sıkıntılarımız var tabii. Yanlış şeyler yapıyor efendim, yanlış uygulamalar, kentsel dönüşümler vesaire. Mesela bu kentsel dönüşüm sözünü ben pek sevmiyorum. Yani kulağıma hoş gelmiyor efendim. Ne denmeliydi hocam bunun yerine? Bilmiyorum. Hocam ona bir şey bulalım o zaman. Yani şehir imarı denilebilirdi mesela. Kentsel dönüşüm. Aslında imar da değil de şehrin ıslahı. Islahı, imarı. Evet. Yani o kentsel manada. Dönüş. Çünkü dönüştürürken ıslah ediyoruz biz. Evet. O dönüştürmeye mecbur değildik. Mecbur değiliz ama. Hiç isimsiz olsaydı imarın aslı yeterdi bize. İsmiyle müsemma i̇sim olsun hocam. Biz isim meraklısıyız. Evet. Müsemma. İsim meraklısıyız. Bizim acılarımızı azaltıyor, uyutuyor, narkoza giriyoruz. Bir uyanıp bakıyoruz ki İstanbul gitmiş. Maalesef. Mesela bunun misal olarak, yani hayali uydurmuyorum, edebiyat yapmıyorum. 1980'e kadar az çok ölüm yabancı bir alemde bir gece ise bile tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle diyen Yahya Kemal, tahayyülünde eski vatanı az çok öbür dünyaya götürdü. Aşiyanda toprak altında onun gözlerinin arkasında şimdi şey yaşıyor. Sahra-i Cedid yaşıyor, yemyeşil, iç Erenköy yaşıyor. Evet, evet. Anadolu Hisarı tepeleri, Küçük Su Kasrı'nın arkaları yaşıyor.
Biz bunları söyleyerek, aman canım Yahya Kemal Bey bunu söylemiş, canım şu bunu söylemiş derken 80'li yıllar geldi. 1983'te bir pazar, cumartesi sabahı ben çok neşeli olarak Levent Çarşısı'ndan aldığım gazeteyle eve gelirken baktım. Sit ilan edildi İstanbul diye içimde büyük bir ha bunu da görecektik dedim. Boğaziçi sit ilan edildi. Artık bir şey yapılmayacak, yeniden şehirleşmeye uğramayacak. Sonra 80'li yıllar bitiyordu. Bir Boğaz gezisinde bir de baktım ki Üsküdar sırtları Fethi Paşa korusunun arkaları. En fena da Anadolu Hisarı sırtları dolmuş, betonlaşmış. Kaybettiğim eski İstanbul bir gün yaşlı hasta bir beyefendinin terekesinden çıkacak. Vefatından hayli sonra. Ben o günü sanmam ki göreyim. Fakat o gün geldiğinde büyük bir sarı zarf içinde üstünde Muhibbim filan beyefendiye ithafıyla yaldızlı eski kent yarı küflenmiş fakat olağanüstü güzel zuhur edecek bir evden. O zaman kentimiz çoktan hani erkek çocukları ürperten himar yani eşek tıraşından geçerek imar görmüş tepeleriyle New İstanbul olacağından iş işten geçmiş olacak. Sadece gönül sahipleri umarım derinden ve insanın içine işleyen bir musiki duyacaklar kısa süre beton tepeler üzerinde. İşte onların mahvolmuş yurtları. Bu bir Kur'an ayetidir. Eski evet. Ceza görmüş kentler için söylenir. İşte onların mahvolmuş yurtları. Yani İstanbul bu tehlikedeyken biz gene bozulsa da bizimdir. Evet. Onu bozanlar bozsa da evladımızdır derken bir de bakacağız. Betonlar arasında boğulmuş sade. Yani Yahya Kemal Bey bunu söyledi, Nedim bunu söyledi diye. Ezberden okuyan tipler haline geleceğiz. Evet. Bunu söyleyeyim. Tabii bunda sizin hiç suçunuz yok. O aslında isim bulma noktasında dedik ama işte evet. O narkoz etkisi. Tabii. Evet, yani İstanbul işte az önce de ifade ettiğim gibi böyle tarih noktasından olsun, coğrafyan noktasından olsun. Zengin bir şehir yani. Zengin ve şey evet. Gibi de yani böyle bir okul hali var. İşte elbette. O güzel isimler var diyorsunuz yani evliyasından, enbiyasından, Çelebi. Tabii, ve bir böyle ilim merkezi, kültür merkezi haline tamam bir gayretle dönüştürülmüş Fatih Sultan Mehmet döneminde ama işte o İstanbul beyefendisi dediğimiz ve işte Türkçesi bülbül, gecesi hani sümbül kokan kendine has bir hali de var. Bunu nasıl yakalamış? Ama şu anda var mı? Gene biraz hayali konuşuyor. Şu anda yok hocam. Hocam şimdi ben aslında... İstanbul beyefendisi dediğimiz beyefendiliklerini hınzırca esprilerde kullan. Yani hayalilikten ziyade ben o hani var olan üzerinden. Yoksa hocam şimdi o kadar çok kaybettik. Hayır, olmuş, yok olmuş demiyorum. Böyle bir beyefendi tipi de var. İstanbul hakikaten kutsal bir şehir. Ama hep bunları düşünürsek elden gidiyor diyorum. Biraz da ne olacak? Kufru basmayı da düşünelim. Beyefendiliği bırakıp ben şöyle demişim şehri bu hale getirenlere demesini de bilmemiz lazım. Her zaman beyefendilik sökmüyor. Yerine göre hocam dediğiniz doğru. Tabii gerekirse onu da söylemeliyiz. Hatta efendiliğin gereklerinden biri de o olsa gerek. Biz efendiliği kavram olarak galiba biraz yanlış anlıyoruz. Evet. Bence de hocam evet. Beyefendi olmak ne demek yani evet, o zaman tabii, burada? O hani kelimeyi beyefendi söylediğiniz olmak... şeyi Vala Nurettin söylerdi. Evet. Celalli İstanbullu kalmadı evet, da evet. Etrafa hizaya getiren. Çünkü bazen öfke mukaddes kavramlar işine girebilir.
yeri geldiği zaman o öfke işe yarar. İşte onun da kristali evet. İbnül Emin Mahmud Kemal'dir. Kemal. Yahya evet. Kemal değil. Evet. Tabii. O Celalli Beyefendi İbnül Necip Emin. Fazıl'dır, İbnül Emin'dir. Efendim hatta kendisi söyler. Benim öfkem mukaddes öfke. Tarihe de bakıyoruz böyle. Öfkeli, celalli insanlar var. Mukaddes öfke diyen kim? Necip Fazıl. Ama o İstanbullu olmak daha çok İbnül Emin kristaldir, evet. İstanbullu olmak. Bilmez o miyim? O bütün Türkiye'lidir Necip Fazıl. Bilmez miyim? Hocam 25 yıldır İbnül Emin üzerine çalışıyorum. Biliyorum. Ben 10 gün önce için. Kitap çıktı inşallah. Onun için benim çenem açıldı. Hezar. Hezar. Hocam olsun, güzel oluyor. Hezar bir reklama gideceğiz. O devri kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Devri kadim efendisi ama birinci, çağdaşlarına da gerekli Süleyman hesabı Nazip, vermiş. Hayır, Yahya Kemal Ekrem. Hezar gıpta o devri kadim efendisine Yahya Kemal'in ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Bu da Süleyman Nazif'in. Nazip. Bu genellikle karıştırılır. Halbuki Üstad Son Hattatlar isimli kitabında buna bir açıklık getiriyor. 1953'te efendim kitaplarını üniversiteye verdiği sırada yapılan konuşmasından bahsederken bu mevzuya açıklık getiriyor. Hakikaten nevi şahsına münhasır insanlardı. Keşke o devirde yaşasaydım da o sohbetlere evet. katılsaydım. İstanbul kültürü bir hayli şifahi kültürdür. O ne demek yani bunlar hocam? Kitaplarda yoktur. Kulaktan kulağa büyüklerden işte İstanbul efendilerinden, İstanbul aşıklarından, İstanbul'la ilgili kitabiyat bilginlerinden. Şimdi mesela ben diyorum ki Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisini ki na tamamdır maalesef baştan sona 3 defa 5 defa okumayan insanın İstanbul muhabbeti eksiktir. Bilmiyorum hocam katılır mı buna? Yani Mehmet Reşat Halit Ekrem. Bayrı'yı da anlamışsınız. Mehmet Halit Bayrı küçücük olsun. Bir iki tabii evet. Kitapta o da İstanbul'u o da mühimdir. Sevdirir. Fakat Reşat Ekrem'in yeri bambaşka. Münevver Ayaşlı, Yahya Kemal, evet. İhtifalci Ziya Bey. İstanbul aşıkları İhtifalci çok. İhtifalci Ziya Bey. Evet ki bak unutulur. Hocam o şifayen dediğiniz şey... Yani bir sohbet halkasında elbette bulmak... Elbette İstanbul sohbet merkezidir. Saraylarda yapılan huzur sohbetleri, sadrazam konaklarında yapılan sohbetler, hatta kahvehanelerde yapılan sohbetler, yakın zamana kadar Küllük Kahvesi bunun mekanıydı. Laleli'de Acem'in kahvesi bunun mekanıydı. Efendim Çaycı Reşid'in kahvehanesi bunun mekanıydı. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul kahveleri dahi kelimenin hakiki manasıyla kıraathaneydi. Bugünkü gibi değildi. Hatta sokak konuşmaları, caddelerde, vapurda, gemide o eski İstanbul hanımlarının, beyefendilerinin nevi şahsına münhasır üslupla konuştukları sözler, anlattıkları hikayeler, işte İstanbul muhabbetinin, İstanbul terbiyesinin, İstanbul görgüsünün efendim tezahürleriydi. Yani mesela Leme Atlı'yı da unutmayalım. Unutmayalım. Osman Nihat Akın. Osman Nihat Akın. Yalnız evet. tarihçiler, edebiyatçılar değil, müzisyenler de İstanbul sevgisini yapanlar. Branşımız nüksetti efendim. Edebiyatçıyız. Biliyorum. Hocam ama o zaman tabii ki biri değilim. Musikisiz olmaz. Siz her şeysiniz. Hayır. Evet. Biz anlarız Ol Gamze'nin muradını. Beli söz bilmeziz ama... Biraz. Sizin de durumunuzu biliriz. Hocam peki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor o zaman. Yani İstanbul'u kaybetmek dediğimiz o hadise, Nurullah Hocam size de sormuş olayım. Yani betonlaşma tamam bir faktör ama o zaman o beyefendileri yani dizinin dibinde ya da sohbet halkasında bulunacağımız isimleri de azalttığımız işte evet. bakıyoruz. Sizleri nerede bulacağız hocam şimdi? Hangi kahvehane? Estağfurullah. Dediğin doğru. Yani betonlaşmak tamam ama bir de sohbet halkalarını da kaybettik. Tabii tarihi mekanlarının... Bir kısmının yok edilmesi, bir kısmının tamirat, onarım adı altında efendim değişik şekillere sokulması elbette ki hiç tasvip etmeyeceğimiz bir şey. Ama ondan daha tehlikeli olan İstanbul ruhunun terbiyesinin, efendiliğinin yani İstanbullu olma ruhunun kaybedilmiş olmasıdır. Bu birincisinden daha tehlikeli. Bu da beyefendilerin zaten eksikliği. Bu olsaydı öbür türlü felaketler olmazdı. Müslüm evet. Hocam siz de zannediyorum. Aynı fikir. İstanbul'u Yahya Kemal'in ölümüyle gözünüzde mi? Öyle bir ifadeniz var diye hatırlıyorum. Evet. Yani benim İstanbul'u... Şairane ifadeydi tabii. Benim İstanbul hikayem yalnız, Yahya Kemal'in ölümüyle bitti. Yalnız Yahya Kemal İstanbul'u temsil etmezdi. Ben onu... Yahya Kemal sevgimle biraz şairce ifade güzel de söylemiş. O vatan
tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle demesi bana hep çok etkileyici gelir. Onun dediği az çok oldu, Allah ona istediğini verdi. Onun ölümünden sonra İstanbul 1960'lı yıllarda da o 58'de ölünce 12-13 sene gene kaldı. Hatta 1970'li yıllarda Perihan Balcı'ydı galiba. Evet. Perihan Hanım Caddebostan, Sahra-i Cedid, Göztepe köşkleri hakkında kitap yazdığı zaman gene o köşkler duruyordu. Gene yeşil köşkler, bahçeleriyle ahşap köşkler duruyordu. Sonra Şehsuvaroğlu galiba, Bedinuri Şehsuvaroğlu. Ona benzer bir kitap yazdığı zaman amma da atıyor demeden okunurdu. Çünkü o köşkler duruyordu. Sonra hepsi hayal oldu. Sevemez kimse seni, seni sevdiğim kadar diye hani evet, bir Türk evet, müziği. Evet. Yeni devir daha çok. Yeni devir şarkılarından biri ama güzel. Hocam bu reklamdan sonra şeyi soracağım aslında. Güzel bir ifade yine sizden tevarüz. Müziğimizin betonlaşması. Lemi Atlı mesela. Bunu... Lemi Atlı ben ne zaman şeyden, İçtihat Evi, yani Hünkar Mektebi sokak değil de o Molla Fenari sokağı, Sultanahmet'ten geçmek için Kızlar Ağası Medresesi'nin önünden geçerek giderken hep o sokakta geçen o olayı hatırlarım. Reşit Mümtaz Paşa, o devrin önemli bir paşası, kabineye mensup olmasa bile müsteşarlıkta filan önemli. Çok önemli, sözü dinlenen Reşit Mümtaz Paşa orada oturuyor. Babasını erken kaybetmiş, yalnız halasının yanına sığınabilmiş Çerkes delikanlısı Lemi Atlı da orada oturuyor. Hı hı. Ama Reşit Mümtaz Paşa o devir adamlarının hissiyle, altıncı hissiyle Lemi Atlı'yı 15 yaşında bir Çerkes yetim çocuğu diye görmüyor. Bu çocuk ne zaman bizim konağa gelirse komşulardan bu çocuk, hiç yukarıya haber vermeden benim oturduğum, çalıştığım kütüphaneye gönderin diyor. Hmm. Lemi Atlı bir gün kapıyı çalıp ben geldim deyince gene kütüphaneye gönderiliyor. Orada Reşit Mümtaz Paşa platonik bir aşkını ona anlatıyor. O çocuğu bunu da anlatılacak kadar olgun saydığı için. Hüsnüne etvar-ı nazın aşk... Şan senin diye bir dörtlüğünü okuyor. Senin nazlı tavırların güzelliğine ayrıca bir şan katıyor. KDV'si. Senin güzelliğinin KDV'si nazlı tavırların diye. O sokakta oturan bir evli hanımı ama platonik aşk olduğu için rahatlıkla o çocuğu anlatabiliyor. Çocuğun içinde de 15 yaşında olan Lemi Atlı'nın, onun paraleli kendi yaşında bir sarışın kıza aşk var. Onu kapının önüne çıkıp Reşit Mümtaz Paşa ile vedalaşıp önünden geçerken görünce sokağın bir duvarına dayanarak ilk şarkısını besteliyor. Hüsnüne etvar-ı nazın, şan senin, bende takat kalmadı, ferman senin. Bu Lemi Atlı'nın ilk bestesi bir İstanbul hikayesi. İnsan İçtihat Evi'nin önü gibi taş binaların arasından geçerken bile eski İstanbul'dan bu hikayeyi hatırlıyor. Hocam, çok ben güzel. Her geçerken evet. Lemi Atlı'yı duvara dayanmış bir çocuk olarak. Hocam çok güzel. Demek Nurullah ki sokakların hocam. Da bir dili var yani. Hocam siz ne dersiniz bu ilk bölüm için? Şimdi reklama gideceğiz. Evet. Vallahi bunu artık hani soru sormadan. Kıymetli hocam hem de Dursun Bey dinleyelim. Bir defa şehir sevgisiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani her insan doğduğu şehre bir aşinalık, bir muhabbet duyar. Kaçınılmaz. Yani her kişiye sorsanız doğduğu yerle ilgili bir sevgi ifadesi yakalayabilirsiniz. Ancak bazı şehirler vardır ki sadece şehir oldukları için sevilmezler.
İşte Dursun Bey'in de tekrar ifade ettiği mukaddes bir mana ifade ettikleri için de çok sevilirler. İşte Kudüs böyledir, Medine böyledir, Mekke böyledir. Bizim için İstanbul bir yıldız şehirdir bu manada. Bizim için değil hatta. Bizim medeniyetimiz için açısından de ama diğerleri için de çok önemli. Ben o mozaikten bahsederken onun için söyledim zaten. Yani Roma medeniyetinin çok önemli bir bölgesidir İstanbul aynı zamanda. Tabii. Doğu Roma'nın. Yani. Doğru. Baktığımızda hastalanınca İstanbul'un sularının adını sayıklayan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Irak'ta gördüğü hanım. Evet. Arap asıllığında. Evet. İstanbul'da evet. Bulunmuş. Evet. Hastalanınca İstanbul'un hastalığını orada geçiriyor. Evet. Hastalanınca çır çır diyor, hünkâr suyu diyor. Değil mi? Bunları hatırlıyorum. Kendini öyle tedaviye çalışıyor. Ben hatta çok daha böyle ilginç bir şey söyleyeyim. Ben yönetim organizasyon hocasıyım. Bizde yönetim teorileri vardır. O teorilerden bir tanesi de bir Fransız bilim adamına aittir. O bilim adamı bir mühendisin oğlu ve İstanbul'da bulunuyor 7 yaşına kadar. 7 yaşından sonra Paris'e gidiyor ve bizim alanda önemli bir organizasyon yapısını kuran bir teoriye de imza atıyor. Klasik teori diyoruz biz buna. O adamın 7 yaşına kadar ki İstanbul'da kaldığı süre içerisinde çocuk ruhuna İstanbul öyle tesir ediyor ki. Kaç yıllar? 1800'lü yıllar falan, 1800 işte 40'lı yıllar falan, 45'li yıllar. Döndükten sonra yönetim ve organizasyonla ilgili çalışmalarında zaman zaman 7 yaş öncesi İstanbul'da. Yani çocukluğumda İstanbul'daydım ve şöyle olurdu. Bunu hiç bilmiyorduk. Bu bizim alanla yani ilgili olduğu için evet. Ama gene de hepimizi evet, ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Daha çok örnekler. Yani bir Pierre Loti'ye baksak işte tabii. Neler görürüz. Pierre neler Loti'ye o kadar. Evet, evet. Ama sonuçta bir İstanbul hikayesi hocam yani sevmesek nedir? De. Ama evet. O kadar önemli değil. Ben evet. O konuda Nazım Hikmet'e hak veriyorum. Öyle mi? Peki hocam. Ama yine de yani İstanbul dendiğinde aklımıza gelebilecek, bizim de başkalarına da gelebilecek isimlerden bir tanesi sonuçta. Aziyade'den dolayı ve diğer yaptığı çalışmalardan dolayı sevmesek de böyle. Şimdi şehir sevgisi eğer şehrin kendisini aşacak bir boyuta geliyorsa onun üzerinde biraz düşünmeniz lazım. Yani bir şehir kendisini aşacak bir boyutta insanlara kendisini nasıl sevdiriyor? Aşık Veysel'i konuşturan da işte o sevgi. Ben İstanbul'a taşınmadan önce, İstanbul'da yürümeden önce, yürüyelim seninle İstanbul'dayı yazmıştım. Bana onu yazdıran da o sevgi. Yani çıkarırsak sevginin o boyutunu, o kutsal boyutunu, normal çok sevilmesi mümkün, tabii güzellikleri olan, insanların yaşamak isteyecekleri ama diğer şehirler gibi bir şehre döner İstanbul. İstanbul böyle değil. İstanbul bir ufuk şehirdir. Eğer biz o ufku görmezsek yanlış yaparız. Çünkü gösterilmiştir, yüzyıllar öncesinden işaret edilmiştir İstanbul. Gösterilmiş bir şehirdir. Peki kim göstermiştir İstanbul'u? Ufukta kainatın efendisi göstermiştir, peygamberimiz göstermiştir. Siz bunu çok önemli görmek mecburiyetindesiniz. Yani alacaksınız diyeceksiniz ki, Latuftahannel diyorsa, fethedilecektir diyorsa ve 800 yıl önce bunu söylüyorsa, ufka çok önemli bir değer koyuyor. Hocam orada güzel bir halka var. Ben yani. Size bir şey sorabilir miyim? Başka bir şehir bana söyleyebilir misiniz? Herhangi bir büyük insanın yüzyıllar sonrası şu şehir şöyle olacaktır diye işarette bulundu. Bir başka şehir söyleyemezsiniz. İstanbul ufuk şehirdir. Ufuk şehir olma özelliğini İstanbul şuurunu yıkarak ortadan kaldırdılar önce. O beyefendiler de böyle ortadan kalktı zaten. O şuur, İstanbul şuuru bizde çok önemliydi. Neden? Benim aslında İstanbul, biraz açmak lazım hocam. İstanbul şuuru dediğimiz şeyin evet, altı nedir? Şöyle söyleyeyim. Benim 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarım köy odasında geçti. Okul yok, yol yok. Dağın eteğinde bir köy odası. Benim Sibirya gazisi ve Sibirya'da 4 yıl kalmış dedem. O köy odasını kurarken uzun kış gecelerinde Siyer-i Nebi okudukları, Peygamber hayatını anlatan Ahmediyeler, Muhammediyeler okudukları kitapları evet. Koyacağı ahşap bir kitaplığı yapıp misafir odasına koyarken oğlunu İstanbul'a göndererek gideceksin ve İstanbul'da sahaflardan şu 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 kitapları arayıp bulup getireceksin. Bu kütüphaneye onları koyacağız, sen önce onları öğreneceksin sonra başkalarına okutacaksın derken bizim yolunu bile zor bulabileceğimiz bir köyde İstanbul şuurundan söz eden bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Ben 7-8-9 yaşlarımda İstanbul diye bir yer varmış hayaliyle
büyüdüm. Nasıl olduğunu bilmediğim bir yer. Ama oradan kitaplar getirilir. Orayı Peygamberimiz işaret etmiştir fethedilsin diye. O İstanbul demek ki çok büyük bir yer. Demek ki biz İstanbul'uz diyebilecek kadar Horasan'da bir köy odasında bizde bir İstanbul bilinci, şuuru meydana getirmişti bizim büyüklerimiz. Şimdi bu yüzyıllar içerisinde oluşabilecek bir şey. Bu birdenbire ortaya çıkacak bir hadise değildir. Kaç yüzyıl içerisinde İstanbul nesilden nesile aktarıla aktarıla o ufuk şehir olması dolayısıyla hafızalara yerleştirilmiştir. Benim hafızama da böyle yerleşti. Eğer bunu böyle görmez isek İstanbul üzerinde oynanan oyunları da hakkıyla değerlendirme imkanına sahip. Güzel de bir yere geldiniz. Evet. Üstad Sezai Karakoç güzel anlatıyor bunu. Diyor ki İstanbul'u tarif ederken doğunun sözcüsü batıya karşı doğu kürsüsü. Evet. Yani aslında hani İstanbul dediğiniz gibi o İstanbul şuuru veya o İstanbul'un tehlike altında olması aslında sadece İstanbul'un meselesinden ziyade bir doğu meselesi haline dönüşüyor. Tabii. Şimdi Medine, medeniyet bunlar birbirleriyle alakalı. Tabii şehir ve medeniyet. Ve o yönetim organizasyon teorisyeninin yine çağdaşı Taylor diye bir adam vardır, Fransız. Bu bilimsel yönetim diye bir akım vardır, onu duymuşsunuzdur hocam, bilimsel metot. Yönetimde bilimsel metodu ilk geliştiren adamlardan birisidir, klasik teorisyendir. Şöyle bir cümlesi var, diyor ki, fiziki olarak değişmez kolay kolay insan, ta ki zihinsel olarak değişmedikçe. Önce bilincin değişmesi, şuurun değişmesi lazım ki fiziki olarak da değişsin insan. Bizde o oldu, benim de söylemek istedim. Tabii siz özetle bunu söylediniz. Hep bu. Fiziki... Çok güzel anlatıyoruz Peygamberimiz bu şehri işaret etti diye. Şair Nedim şöyle övdü, Sadabat'ta şunlar vardı diye. Ama o zaman korumayan, yıkan kimler? Onlar gene bizim içimizde. Onları bir masal şahsı gibi yapıyoruz, kenara çekiyoruz. Sade övenleri anlatıyoruz ama İstanbul'dan kayıp gidiyor. Hocam bu söylediğinize ben izin verirseniz yani İbn Haldun'un diliyle bir cevap vereyim çok kısa. Hani çok önemli çünkü. Mesela Viyana niye? Viyana niye birdenbire değer kaybetmedi? İkinci Dünya Savaşı'nın zorluklarını gördü. Viyana garına bomba atıldı Amerikalılar tarafından hizaya getirmek için. Teslim olunduğu halde Viyana garına bomba yollandı. Evet. Münih ortadan kaldırılma derecesinde bombalandı. Münih'in Rathaus'unu bile baştan yaptılar. Kiliseler ne değil, hükümet konağı bile baştan eski şey evet, değil. Evet. Yani bizde başka eksiklikler de var onun için. Biraz sinir oluyorum fazla övülünce bizdeki bu huy. O zaman biz bu kadar boylu soyluysak İstanbul niye bu hale geldi? Viyana gelmedi. Hocam onu kaybetmişiz. Yani o bilinci kaybetmişiz. O şuuru kaybetmişiz. Onu yeniden kuralım diyorum. Onu yeniden kurmak da çok kolay değil ama hocam. Kısa övgüyle olmuyor. Hayır işte. Yani biz yani destansı bir dile biz de karşıyız. Yani ben hep şöyle derim. Tamam bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı dev gibi bir orduyu yendik de. Şimdiki durumumuz nedir? Bir dönüp bakalım yani. Nereden nereye geldik bir bakalım. O vitamin, milliyetçilik ya. Vitamini. Evet. Ona karşı değilim. Hayır hocam, yani karşı olma olmama meselesi değil. Yahya Kemal böyle bir şeyi ifade ederken, bir cümleyi ortaya koyarken bir hali de bize tasvir ediyor. Geçmiş bir hali. Ama hatırlarsanız bizim askerlerimizin başına çuval geçirildiği zamanlar vardı. İşte o noktaya nasıl geldik? Bunu ben size çok kısa İbn Haldun'un diliyle ifade edeyim. İbn Haldun der ki devletlerin hayatında 5 tavır vardır. 5 tavır fiziki olarak devletin gelişimi ve yıkımını ifade ettiği gibi zihinsel olarak da insanın gelişimini ve yıkılmasını ifade eder. İnsanın zihin gelişimi ve yıkılması. Bir tanesi zafer tavrıdır diyor, zafer aşaması. Devlet kurulur. Herkes çığlıklar atar, bir devlet kurduk. Ki Osmanlı da işte kurulduğu yıllarda bir devlete dönüşüyor. Çok iyi biliyorsunuz Dursun Fakih hutbe okuyor. Evet. Osman Gazi'yi han ilan ediyor. Yani orada başlıyor devletin kuruluş mutluluğu öyle diyelim. Daha sonraki yıllarda mutlakiyet oluşuyor. Yani ikinci tavır mutlakiyet tavrıdır İbn Haldun'un dediği devletin hayatında. Mutlakiyet oluşunca yavaş yavaş artık beylikten sultanlığa doğru bir geçiş oluyor Osmanlı'da da.
öyle hemen bir beyin çadırından çıkıp öbürüne giremiyorsunuz. Araya kademeler konuluyor. O bürokrasi dediğimiz. Bürokrasi öyle başlıyor. Mutlakiyette başlıyor zaten. Mutlakiyetten sonraki tavra İbn Haldun refah tavrı diyor. Devlet bütün boyutlarıyla güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, siyasette gelişiyor ve üst noktalara. İşte İstanbul burada devreye giriyor. Refah dönemini Osmanlı Devleti İstanbul'la birlikte yaşamaya başlıyor. Ama bir dördüncü tavır var, ona barış tavrı diyor. Barış tavrının anlamı şu hocam. Askerler, yönetenler, kadılar, ilim adamları. Bunlar şuur kaybına uğramaya başlıyorlar. Yani ufku kaybediyorlar. Devletin bir ufku var. İşte padişah zillullahi fil arz iken devlet de ilahi kelimetullah için yaşayan bir organ. Devletin tamamı. Ama bir süre sonra hazinesi boşalan devletin veziri azamı padişahın huzuruna çıkıp sefere çıkmamız gerekiyor dendiğinde ve neden diye sorduğunda hazinemiz boşaldı diyebilecek bir noktaya geliyor. Yani ilahi kelimetullah bir adım daha öteye götürme arzusuyla sefere çıkan bir devletten boşalan hazineye ganimet lazım diyebilecek bir devlet noktasına gelişin arkasındaki neden şuur kaybıdır. İnsan yenilenemiyor. Üzerine konula konula şuuru büyütüle büyütüle yetiştirilememeye başlıyor. Enderun yavaş yavaş özelliğini kaybediyor vesaire. Zihniyet değişiyor demek. Zihniyet değişiyor işte o zihin. Evet. Ama bu tek sadece bizim hani kendi kendimize oluşturduğumuz bir şey değil. Dış faktörler de bunda çok tabii etkili. Mesela çok iyi bilirsiniz 1650'li yıllardaki ilk kazan kaldırmada, evet. Yeniçeri'nin ilk kazan kaldırma hikayesinde bir defterdar, bir paşa, bir de Yahudi organizasyonudur. Yani üçlü bir organizasyondur. Defterin, paşanın ve bir Yahudinin organizasyonu kalp parayla şey dağıtılıyor, ulufe dağıtılıyor, ücret dağıtılıyor. Ayakları altına paraları alıp sağlamlığını test eden Yeniçeriler paranın kırıldığını görünce kazan kaldırıyorlar. Bu bir bilinç yıkımıdır, şuur yıkımıdır. Bir neden dışarıdan, bir neden içeriden zihniyet dünyasında adalet, çalışkanlık, doğruluk, hizmet, vatan aşkı, din bilinci, alt başlıkları ile ilgili şuurlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlayan yöneticiler, askerler, kadılar ve ilim adamları devletin dördüncü aşamaya yani barışa geçmesine neden oluyorlar. Hatta bunu anlatırken İbn Haldun çok iyi bilirsiniz diyor ki devlet diyor öyle bir hale gelir ki sınır boylarında isyanlar çıkar bastıramaz diğer devletlerden yardım ister. Aman bana yardım edin bunlar beni mahvediyor diye. Kavalalı için evet. Osmanlı'nın Rusya'dan istediği yardım buna çok birebir de örnektir. Yani Nisip Savaşı'nda evet. Tabii son tavır israf tavrıdır. Diyor ki eğer yeniden bilinç düzelmesi olmazsa bu şerhi de biraz ben de yapıyorum. Yönetim organizasyon hocasıyım ben. Bilinç düzelmesi meydana gelmezse devlet yıkılır, yerine ya yeni bir devlet kurulur ya da o devlet başka devletlerin hakimiyeti altına girer diyor. Osmanlı bizatihi bunu yaşamıştır. Ben hatta Cumhuriyet dönemini analiz ederken de liderlik derslerimde öğrencilerime soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tavrını yaşadı mı? Yaşadı. 29 Ekim'lerde bayramlar kutlamıyor mu? Güzel. Peki mutlakiyet tavrını yaşadı mı? Yaşadı. Yaşadı. Müthiş bir bürokrasi oluştu. Hatta bürokrasiyi amacından saptıracak kadar büyük bir bürokrasi oluşturdu. Peki refah tavrını yaşadı mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti bütün alanlarda dünyanın en iyi devleti haline geldi mi ya da devletler arasında? Hayır. Hayır. Peki nereye girdi birden doğrudan doğruya? Barış tavrına girdi. Neden? Kasası boşaldı mı? Boşaldı. 50 sente muhtaç oldu mu? Oldu. Sınır boylarında isyanlar çıktı mı? Çıktı. Çekiç güçten, Amerika'dan, şuradan buradan yardım istedi mi? Hala yardım talebinde bulunuyoruz zaman zaman, evet. Bundan sonraki... Kasa boşalması daha vahim. O daha vahim tabii ama. Atatürk devrindeydi. Orada o zamandan başlıyor, bugüne kadar geliyor. Demek ki biz tam İbn Haldun devrelerini geçirmedik. Hocam tabii zaten şimdi şu an ben onu soracağım aslında. Şu anki dönemi nasıl tanımlıyorum? Şöyle tanımlıyorum, diyorum ki eğer barış tavrında devlet, barış tavrında olduğu için, barış tavrından çıkmak için çaba gösteriyoruz bugün. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti barış tavrından çıkmasın diye de yoğun bir baskı altında bütün dünyada. Baskı altında. Neden baskı altında? Barıştan kurtulamayıp israf tavrına yani yıkılmaya gitsin diye bu devlet. Şimdi devleti yönetenler de işte bu devlet içerisinde vatanını milletini seven insan grupları da bu yıkılmaya karşı bir tavır almış durumda bugün. Eğer
biz bilinç açısından, şuur açısından yeniden o eski dünyayı şartları bugüne uyarlayarak tekerrür ettirme noktasında bir çaba gösteremez isek bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini kimse bize garanti edemez. Bunun için de bilincimizi bir evet cila'dan geliştirmemiz lazım. Şuuru, yani size söylemek istediğim mesela Eti buydu Banka, zaten. Sümer Banka alaylı şeyler yöneltmeyip biz barış devrine girebilmek için, refahımız için devletçiliği kabul etmişiz. Sonra olmamış ama kötü bir devir değildi demesini de bilmemiz lazım. Evet. İyi bir tahlil. Sümer Bank'ı, Eti Bank'ı övmemiz lazım. Evet, iyi bir tahlile ihtiyaç var bu noktada. Evet. Ben böyle yüreğim yana yana birkaç yıldır, belki bir 20 yıldır derslerinde falan da şey de var söylüyorum. Bu Orhan sosyolojik tahlillerin o zaman şehre yansıması da aynı minvalde. Kaçınılmaz. Alın İstanbul'u alın, bu 4-5 aşamadan geçirin. İstanbul bu aşamaları yaşamış. Tabii. Yani İstanbul'u biz fethettikten sonra yeni bir zihniyet dünyasıyla inşa etmeye başlamışız. Tabii. Sonra İstanbul'da da kendi içinde bir mutlakiyet oluşmuş. Hatta bakın o 40 tane güllü bağlı sokaktan bahsetmemin sebebi buydu zaten. Çiçek isimleri taşıyan sokaklarla İstanbul'u bina etmeye başladık biz. Cami ismi yapmışız. Evet. Gül Camii var. Sümbül Efendi Camii evet, efendim. İşte Koca Mustafa Paşa Camii'nin bir başka adı. Bilinç olursa Cumhuriyet devrinde de fark etmiyor. Evet. O bundan 50 sene kadar önceki gene Cumhuriyet devri ama Dil Hayat Kalfa Sokağı adı veriliyor. Levent'e çiçek hatları veriliyor. Yani ümitli olduğumuz hocam, zaman tabii bizim, var. O bizim aslında, şeyimiz makasın açılması. O aslında hocamın söylediği devam eden bir anlayışta evet, yok değil. Var. Devam ediyor. Ama yetmiyor. Korumaya yetmiyor. Bestekar Şevki Bey evet. Sokağı, Dil Hayat Kalfa Sokağı. Hocam o isimde affedersiniz, o isimleri veren Osman Nuri Ergin'di. Biliyorum, bugün Osman Nuri Ergin var mı? Onu da biliyorum. İşte sıkıntı burada. Hayır, Osman Nuri'yi biliyorum. O işte muhakkak, bir hocam, İstanbul efendisiydi. Şu. Evet. Eklemi sağlıyordu. Biz eklemi sağlayan insanları küçümseyerek sonra... Ademe mahkum ederek, evet, küçümseyerek. Hayır, Osman Nuri Ergin devamını getiremedik. İşte onu diyorum. Sıkıntı. Ama hocam bir reklama gidelim mi? Osman Nuri Ergin'in yaptığının da karşıtı şahıslar da var. Osman var. Nuri Ergin 1930'lu yıllarla alay etmeden 60'lı yıllarda sokaklara ad vererek bizim devam eden kültürümüzün yaşamasına çalışıyordu. Evet. Şimdi kendisi bir ayakkabıyı imal edebilir gibi Beykoz kunduralarıyla ve Sümer Bank mensucatıyla alay eden tipler türedi. Hı. Benim bozulduğum o tip. Hocam Osman Nuri Ergin bir şuuru temsil ediyordu. Hı. O şuuru devam ettiremediğimiz için ondan evet, sonraki sokak isimlerde değişmeye başladı. Yani sıkıntı o zaten. Daha sonraki bölümde reklama gireceğiz zannediyorum. Hı hı, evet. Bir Joshua hatıram var benim. Bir Amerikalı mimarla geçmiş bir hikayem var. Bu konuda benim 19 yaşımda bana verdiği bir derstir Amerikalı'nın. İstanbul'u da ilgilendirdiği için izin verirseniz ben onu programda onu anlatayım. Evet. Onun üzerine biraz konuşalım. Tamam. Amerikalı yüksek mimar Erzurum'da bana Gazi Üsrev Medresesi'nden başlayarak Bosna'dan Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'na varan bir mimari ders vermişti. Ve İstanbul çok büyük yer tutmuştu bunun içerisinde. O bilinci nasıl kaybettiğimizi anlatmak açısından çok önemli. Efendim kısa bir ara. İlk bölümde böyle işte özellikle son noktalar, şuur. Böyle çok da girmek de istemiyorum. Üç güzel kıymetli misafirimin arasında ama hoş oluyor. Biraz hatıralar ama fazlaca şuur içeren bir program olsun istiyoruz. Kısa bir ara, belki kahve içeriz. Hani aradan sonra fincanlarla karşılarız sizlere. Aradan sonra buradayız efendim, bekleriz. Efendim tekrardan hayırlı geceler. Böyle yahu bir baktık saatler, bir saati devirmişiz. Ama hani muhabbet güzel olunca insan nasıl geçtiğini anlamıyor. İşte dedik ya, biz yürürken sanki ayaklarımız sadece zeminde yürüyor, geçiyor. Ama ilk bölümden anladığımız her semtin bir hikayesi oldu. Her semtin gönlüne bir şiir düşürdü. Biz de dedik ki yani şu an gönlümden geçen bu gece de inşallah gönlünüze bir şiir düşürsün. Şiir gibi bir geceye beraber ben de içinizde tanıklık ediyoruz ama inşallah bir şiir olmasına vesile olsun. Üç kıymetli konuğum bizlerle birlikte. Kimlerdir kendileri? Profesör Doktor Nurullah Genç.
Profesör Doktor Hüsrev Hatemi Hocam ve Dursun Gürlek Hocamlar bizler de birlikteler. Ve ilk bölümde ve bu bölümde de inşallah İstanbul'u konuşuyoruz. Nesini derseniz her şeyi. Muhabbetini konuşuyoruz en başta. Gönüllerde bıraktığı izi konuşuyoruz. Ve hocam, şimdi güzel bir şiirinizle karşı karşıyayız. Sen İstanbul olsaydın keşke. Evet. Yani bu şiir nasıl çıktı? Aslında isim hocam da zannediyorum Dursun Bey de. Sen İstanbul olsaydın keşke, ne güzel bir ifade. Evet, Dursun ağabeyim de takdir edecekler. Şu konuşmamızın özeti aslında, sen İstanbul olsaydın keşke. Şimdi 2001 yılında Yürüyelim Seninle İstanbul'da diye bir şiir kitabım yayınlandı benim. Orada Yürüyelim Seninle İstanbul'da diye bir şiir var. Kırmızıyı sevdiğini bilseydim hayallerim kıpkırmızı olurdu diye başlar. Çünkü işte o güle benzetildiği için İstanbul'un rengi kırmızıdır. Benim dünyamda da böyledir. Ve İstanbul'a taşındım 2003 yılından itibaren. İstanbul'u aramaya başladım. Fotoğraf sanatıyla da hele ilgilenmeye başladıktan sonra çokça gezdim İstanbul'u. İstanbul'da aradığım 7 nokta oldu, 7 tepe. Dedim ki İstanbul'un bu kaynaklarda geçen 7 tepesi ne durumda, bir gezeyim. Birkaç fotoğrafçı arkadaşla birlikte 7 tepeyi gezdik, dolaştık. Fotoğraflar çektik. Fakat uçaklardan bile baktığımda 7 tepeyi göremedim. Yeditepe kaybolmuş. Hocam aslında güzel söylüyor. Kaybolan şehir demişler ya. Evet. Şimdi bir başka dikkat etmemiz gereken şey de şu hususta şu. Bu gezintiler esnasında kahvanelerde karşılaştığım insanlara Yeditepe'yi sordum. Yani İstanbul'un Yeditepe'si neresidir diye. Büyük kısmı Çamlıca Tepesi'nden başlattı zaten. Gültepe demişlerdir. Yani ama Çamlıca'yı büyük bir kısmı söylüyor yani. Tabii. Çamlıca Tepesi diye başlıyor İstanbul'un Yeditepe'si. Ona dahil olmadığını bilmiyorlar. Bilmiyor. Benim çocukluğumdan beri bu devam eder. Evet, evet. Dolayısıyla ben bu gezilerin hemen hemen tamamında hayalinin şu sizin de bahsettiğiniz beytini okuyup durdum. Cihan ara, cihan içindedir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içine bir derya bilmezler. Yani deniz canlıları denizlidir ama denizin farkında değil. İstanbul'da yaşayan kişi İstanbul'un yedi tepesinden bir haberse denizde yaşayan canlılar ne fark olur? Hiç haberdar olduğu olmamış İstanbul hakkında. Evet. Yedi tepeden. Ama bu çok acı bir şey hocam. Bu çok zor mudur? Yani İstanbul'un yedi tane tepesi olduğunu bilmek, Topkapı'dan başlatmak bunu, Çemberli Taş'la devam ettirmek. Yani hiçbir zaman bilinmek. İşte yani zor bir şey değil. Yeni bir dejeneresans. Değil tabii ama muhtemelen hocam eski tarihte biraz daha fazlaydı bu bilinç. Yani 100 sene önce, 150 sene önce, 200 sene önce o tepelere... Hayır, Bizans evet. Tasviri olduğu için... İstanbul'da oturan azınlıklar bilmiş sadece, özellikle Rumlar. Osmanlı halkı Yedi Tepe'yi pek bilmemiş. Fakat kaynaklarda var hocam yine. Yani mesela İstanbul'la ilgili kaynaklara baktığımızda işte Yedi Tepe'yi bilebilir. Evet. Bunun gibi ansiklopedik bilgi sahipleri bilir. Ama hocam siz de bilirsiniz. Halk yani bilmiyor. Sizin çevrenizdeki insanlar da bilir. O İstanbul beyefendilerinin büyük kısmı da bilir diye düşünüyorum. Bu kadar değil. Ama dediğiniz evet. Gibi Çamlıca Tepesi'ni de hatırlar. Öyle başlatırlar diyorsunuz. Bu bir acı durum. Yani işte Çamlıca Tepesi'yle İstanbul'un Yedi Tepesi'ni anmaya başlamak. Doğrusu sukutu hayalim, yani hayal kırıklığım çok fazla oldu İstanbul'a geldikten sonra, İstanbul'u biraz gezdikten sonra. Bak ne güzel söylediniz. Evet. Araya girdiğim için evet. Bana taan etmeyiniz. O kullandığınız kelimeyi genellikle yanlış söylüyorlar. Siz sükut doğru diye sükut kullanır. Hayal diyorlar. Sükut hayal, hayalin evet. Susması demek. Hayalin susması oysa diye bir şey sukut, olur mu? Yok. Sukut. Kırılma demektir. Evet, sukut hayalin kırılması. Evet. Evet. Şimdi işte eski İstanbul Türkçesi. Yani İstanbul Türkçesi esastır değil mi? Evet. Nihat Sami evet, Banallı evet. Ve benzerlerinden evet. Böyle öğrendik. Bugün İstanbul Türkçesi kullanılmıyor. Kullanması evet. Gereken kimseler de maalesef kullanmıyor veya kullanamıyor. Öyleyse İstanbul sevgisini tekrar nüksettirmek için İstanbul Türkçesini konuşan insanların sayısını çoğaltmamız artması gerekiyor. Lazım. Bu da fiilen olacaktır. Evet. Uygulamalı evet. Olacaktır. Evet. O konudaki yazılmış kitaplar ezberlercesine okunacaktır. Hatta sesli okunacaktır. İstanbul şivesi, İstanbul aksanı, İstanbul Türkçesi. Programlarımızdan başlayacak. Sukut evet. Hayal diyeceğiz. Sukut siz buna açıklık getireceksiniz. Bu böyle devam edecek. Evet. Birileri de dinleyecek, bunu öğrenecek. Hocam vesaire. Siz böyle ifade ederken aklıma İhsan Fazlıoğlu hocamızın güzel bir ifadesi geldi. Diyor ki insan kendini değiştirmek istiyorsa dilini değiştirsin. Evet. Elbette. Yani
dünyayı değiştirmek istiyorsa da davranışlarını değiştirsin. Şimdi onu, hani dil değişince o bahsetmiş olduğumuz, o hayalini kurduğumuz İstanbul aslında oradan bir kapı aralanıyor. Onun sebebi şu Orhan kardeşim, bak dil göstergeler. Nasıl bir geçiş var orada? Göstergeler var. Vardır. Dil göstergedir. Yani gösterir bize. Temaşa ettirir. Her kavram bir şeyi temaşa ettirir. Tabii. Çağırır getirir. Tabii. İşaret eder dil. Yani kuş dendiğinizde aklınıza bir şey gelir. Kitap dendiğinizde bir şey. Sukutu hayal dendiğinde kırılan hayal. Sükutu hayal dendiğinde susan hayal. Artık sessizliğe gömülen hayal gelir. Siz göstergeleri bozarak insanın dünyasını bozarsınız. Davranışlarını bozarsınız. Dil bu kadar önemlidir. Bir insanın dilini bozarak davranışlarını bozabilirsiniz. Yani bu birbirleriyle bunlar iç içedir. İşte benim bu İstanbul'u arama döneminin sonunda bir şiir ortaya çıktı. O şiir de şöyle ortaya çıktı. Bir gün oturdum, kendi kendime düşündüm. Benim bu 14 yıl, 13 yıldır yaşadığım şehir İstanbul mu? Çamlıca'da tepesinden aşağı doğru bakarken keşke İstanbul olsaydı dedim. Hemen çıkardım onu, bir yere yazdım. İstanbul olsaydı keşke diye. Sonra bunu İstanbul'la konuşmaya başlayınca bu konuyu, İstanbul'un kendisiyle konuşmaya başlayınca. İstanbul'la konuşmaya başlamak ne güzel bir ifade edilir. Sen İstanbul olsaydın keşke diye içimden böyle bir dünya oluştu. İstanbul'u mahvettiğimiz hakikati, mahvettiğimiz gerçeği benim şiir dünyamda bir anda mısralara dökülmeye başladı. Ve bu şiir böyle ortaya çıktı. Sonra bu şiiri yine 4 fotoğrafçı biz, Yeditepe fotoğraflarıyla Ümraniye Belediyesi'nin himayesinde bir şiir sergisi ve fotoğraf sergisiyle de insanlarımızın dikkatine, nazarı dikkatine sunduk ve ortaya çıkışı böyle oldu. Sen İstanbul olsaydın keşke, o yüzden Çamlıca'yla başladı. Çamlıca'da bir ay gördüm senin diye. Hocam bir dinleyelim onu ya. Evet, bir okuyalım. Belki şiir üzerine, bölümleri üzerine hocamın da, Dursun Bey'in de, Dursun ağabeyimin de ifadeleri olabilir. Şiiri bir okuyalım. Sen İstanbul olsaydın keşke. Şiirimizin adı bu. Şunu da söyleyeyim. Hayal ve rüya diye iki bölüm var. Başlangıçta ve sonda. Hayal, o bahsettiğim ufuk şehir olmasıyla alakalıdır. Bir hayaldi İstanbul bir zamanlar. Şimdi rüya olması ise acaba, artık hayal değil, içindeyiz. Acaba eski İstanbul'u yeni dünyaya, yeni haliyle ama İstanbul olarak taşıyabilir miyiz? Rüyasının adıdır. Arada 7 tane saray var. 1. saray, 2. saray, 3. saray, 4. saray. 7 tepenin adıdır. Bunlara ben tepe yerine saray dememin sebebi de her birine sarayımız olan büyük camilerimizden birisinin kurulmuş olmasıdır. Sultanahmet, devamında Nuru Osmaniye, devamında Beyazıt ve Süleymaniye, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Koca Mustafa Paşa ya da eski adıyla Sümbül Efendi Camii dediğimizde bu 7 sarayı da biz görmüş oluyoruz 7 tepede. Şiiri okuyalım. Hayal. Çamlıca'da bir ay gördüm senindi. Birden o nazenin yüzüne indi. Gözlerinin yeşil denizlerinden gülümserdin. Has bahçeye dönerdim. Bir zamanlar bulutlardaydı başım. Bir zamanlar sevdalı bir fenerdim. Sabah yalın ayak kıyılarında avuçlardım doğuşunu güneşin. Akşamları gemilerden kovulur, hayalini düşürürdüm izime. O sapsarı gün batımında yanan saçlarınla sarılırdı yüzüme. Dünya bize zindan, dünya bize dar. İstanbul olsaydın ben de gökyüzü, böylece dursaydık sonsuza kadar. Ben hangi mimarım bilseydin eğer, bir lügat yanmazdı öyle ansızın, eriyip akmazdı kanda cümleler. Dokun ah süzülsün alevlerinden, heceler kurusun dudaklarında, harflerinde beni bekle ve ıssın. Yedi saray kurdum yedi tepede, her gün birisinde uyanmalısın. 1. saray. Karanlık akıyor saray burnundan. İçinde şiirden bir mumdur zaman. Fitilinde duman duman ayrılık. Topkapı nasıl da incinmiş bundan. Kimindir bu saray? Bu sultan kimdir? Diye haykırıyor aya irini. Ne bilsin geçerek son nefesinden. Ölmüyor bulanlar gönül pirini. Yere batan sarnıcından semaya. Hu diye yükselen suyun sesinden. Her gece nameye dönüyor hayal, al diyor İstanbul mehtabındır, al.
ikinci saray. Nakışları nerede Çinili hanım? Çemberli taş hasta bir gezgin gibi. Kapalı çarşıda başlayan yangın, Mısır çarşısında eski bir bahar. Dar ağacındayız daha dün gibi. Yine kırılıyor bizim aynalar. Genç Osman bakıyor cam kırığından. Surlar yıkılıyor hıçkırığından. Yerleş bu saraya kalmadan kışa. Kimimiz şehzade, kimimiz paşa. Yollarda bekliyor nice bendeniz. Yalnız sana meftun, toprak ve deniz. Üçüncü saray. Sinan mı bakıyor yoksa derinden, Süleymaniye'nin tut ellerinden. En içli duayı okusun taşlar, öteye yolculuk kapıda başlar. Bu saray bulunmaz Çin'de, maçinde, sana bir külliye kurdum içinde. Kitaplardan oku ruhumu, heyhat, iksirde ölüm var, zehirde hayat. Gece masallarda açıyor çiçek, rüya olanda mı, nerededir gerçek? Yiğitleri bir bir uyanır yarın, Beyazıt taşağa kalkan atları. Dördüncü saray. Bu sarayın özü dünyaya değer. Gölgesi kaybolur havarilerin. Ertuğrul Gazi'nin kirpiklerinden damlayan su Fatih olurmuş meğer. Ürkek sahillere uzat elini. Bozdoğan kemeri sarsın belini. Mekan kaybolurken görünsün ışık. Çözülsün yürekte kalan sarmaşık. Dalbudak salıyor zulüm ve korku, hüsrana gömüyor o hazin şarkı. Yeter söndüğümüz ve yandığımız, garbın ateşiyle aldandığımız. Beşinci saray. Zebun olmayacak artık Cihangir, bu saraya cümle kapısından gir. Yanına divit al, can mürekkebi, bir de ben geleyim bir gölge gibi. Bırak da kalbinde haykırıp yazsın, beni divit kadar anlayamazsın. Ne harem ağası ne de cariye, destanımı okur bir gün kariye. O melun ihanet bilsin ki vatan, mahrem bir sevdadır bizi ağlatan. Bir gün yeryüzünü sarar bu sızı, piri reis kıyar nikahımızı. Altıncı saray, bu nasıl çığlıktır, bu nasıl bir ah. Minare tutuştu yandı mihrimah. Yıllardır inleyen Edirne kapı, bilmez ki kimindir bu eşsiz yapı. Çatlamış mucize bekleyen duvar, harcında ustanın gözyaşları var. Tekfur sarayında sönen meşale, ruhumla tutuşup gelseydi dile, o simsiyah ezberleri bozardı, kıskanmanın tarihini yazardı. Lakin nice rüstem erse murada, ay ve güneş buluşamaz dünyada. Yedinci saray, Marmara'da kuşlar uçar kanatsız, gönül süvarisi olur mu atsız? Lale bahçeleri Leyla kokunca, çeşmelerden ağabey hayat akınca, yiğitler çıkacak bin bir köşeden, ordular kalkacak Bayram Paşa'dan, Haseki'ye ebabiller konacak, avareler bunu rüya sanacak. Bir defa dinleyin ağalar, beyler, bu şehrin surları size ne söyler? Gül kokulu bir imandır İstanbul, en vefalı imtihandır İstanbul. Rüya. Çamlıca'da yollar gördüm, sararmış. Onlar da ben gibi seni ararmış. Hala bir civanım 18'inde, merhem bulmalıyım aşkın izinde. Kendi yokluğumda var olmalıyım. Savrulmak nedendir, tutunmak niye? Ya sultan asmalı beni bir göğe, ya ben bir sultana yar olmalıyım. Ey derun yurdunda büyüyen ırmak, bileyim nasıldır güneşe varmak. Erimek devlerin dert ocağında ve yeniden doğmak ölüm çağında. Gitmek zamanıdır öteye doğru. Çağrı bekliyorum. Sade bir çağrı, bir işaret, bir tebessüm, bir melek. Ne sen kaldın efkarımda, ne felek. Dünya bize zindan, dünya bize dar. İstanbul olsaydın ben de bir seyyah, el ele yürürdük sonsuza kadar. Şiir böyle. Güzel. Ama İstanbul yoktu ki el ele tutuşup yürüyelim. İstanbul yoktu ki karşı karşıya durup sonsuza kadar semaya bakalım. Bunun hüznünü çok acı bir biçimde yaşadım ben. Erzurum'da yıllarca yaşamışım. İstanbul'a gelmişim. Kaç yıl İstanbul'u aramışım. İstanbul yok. Bizim dünyamızda yer etmiş İstanbul. El ele tutuşup yürünecek şahıs kimdi? İstanbul. Hocam ama şunu düşüneyim. Tabii hocam hemen yahu yokken birinci bölümdeki mısralara götürecek bizi. hocam evet. Şey geliyor akla, yani yokken bu çıkıyorsa varken ne çıkardı acaba? Evet.
Öyle bir durum var hocam. Hatta ne aklıma geldi biliyor musunuz hocam? Sultan-ı Suhentuvi Digernis diyor. Evet. Aklıma şu geldi. Bu şiiri yazdıktan sonra acaba bir gün şunu da yazar mıydım? Yazar mıyım diye düşünmedim değil. Sen İstanbul olsaydın keşke ya. Sen İstanbul olmasaydın keşke. Yani bir de şu İstanbul'a da böyle bir şiir yazmak. Betonlarına, içinden çıkılmaz felakete dönüşen yanlarına da bir şiir yazıp sen İstanbul olmasaydın ama keşke. Ama sonra ikinci bir Yahya Kemal gelmeliydi ki. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi diye. Diyebilsin. İstanbul'a ettiği laneti Tevfik Fikret'in. Özür dilemiş Yahya Kemal. Evet. Olmasaydın keşke deseydiniz. Sizi bir Yahya Kemal'in ruhu takip edip İstanbul'dan özür dilerdik. Evet. Ama tabii orada bizim yani sen İstanbul olmasaydın hayır, keşke dediğimiz dedim. İstanbul değil zaten. Benimki söz. Günümüzdeki İstanbul. Tabii. Benimki İstanbul sözde latife-i evet, gayri tabii. Latif. Tabii. Ama hocam bu da güzel bir duruş. Yani İstanbul içerisinde İstanbul geçen hiçbir ifade hani kabul görmüyor. Kötü olarak, evet. Olumsuz olarak. Yani bir Yahya Kemal olup tamam yeni İstanbul belki övgüyü o manada hak etmiyor ama yine de İstanbul olduğu için evet. Eleştirmeyelim. Özür diliyor Tevfik Fikret adına. Özür. Dursun hocam aslında şehri rahat bıraksak şehir şehir olacak. Ama şehri özgürleştirmek gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Evet. Şu yani, Fatih dönemine gideceğiz. Şehri özgürleştirelim. Tabii. Fatih şehri fethettikten sonra zaten şehir özgürlüğüne kavuşmuştu. Hatta Fatih o kadar müsamahakar, bugünkü ifadeyle hoşgörü sahibi ki isteyen Hristiyanlar, Rumlar burada kalabilirler. Onlara din ve vicdan hürriyeti verilecek, ibadetlerine karışılmayacak. Efendim bu konuda fermanlar çıkardı. Nitekim şehirde kalanlar oldu. Onlardan Müslüman olanlar oldu. Bilmiyorum ne derece doğru. Aksaray'daki Murat Paşa Camii'ni yaptıran Has Murat Paşa'nın son Bizans kralı 11. Konstantin Dragazis'in yeğeni olduğu söylenir. Ama belgesini bilemiyorum. Daha böyle çok eser var Rum Mehmet Paşa. Yani Fatih İstanbul'u fethetmek suretiyle medeniyet getirdi. İslam'ın bütün güzellikleri şehirde neşv-ü nema buldu. Efendim, şimdi biz Fatih devrinin İstanbul'undaki o özgürlüğü, o güzellikleri bugün tekrar nasıl canlandıracağız? Evvela geçmişe dönmemiz lazım. Hani yolda giden bir insan önüne çıkan uçurumu atlamak için ne yapar? Geri gider. Hız alır. O hızla atlar. Harabisin, harabatisin suçlaması vardır Ziya Gökalp'in Yahya Kemal'i. Hocam daha iyi bilir. Onun da cevabı vardır. Ne harabiyim, ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. Evet, bizim gözümüz hep atide, gelecekte. Ama hızı oradan alacağız. Mazide olmadan olmaz. Dolayısıyla bu şehri daha da güzelleştirmek için bugünün teknik imkanlarıyla beraber dünün o güzel medeniyet malzemelerini ve İstanbul kültürünü tekrar ihya etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmanın tek şartı sevgidir. Tabii ki bilgi de gerekli ama sevgisiz bilgi olmaz. Bilgi sevgiyle yan yana gelirse aç adamın sevgi yemek yemesi gibi olur. Derken hocam yani şehri sevmek, birbirimizi sevmek. Hepsine girer. Muhabbet o kadar geniş bir halkadır ki herkesi işine alır. Mesela eski İstanbul'da medreseler ilim yuvalarıydı. Tekkelerde irfan yuvalarıydı. Efendim şimdi sırf bu konuyu anlatsak bunlar ne yaptılar? Sonra neden kapatıldılar? Bugün ne durumdalar? Uzun hikaye. Ama unutmayalım. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir elbette. Muhabbet medeniyetidir elbette. İrfan medeniyetidir elbette. Nurullah Bey kardeşimizin de dediği gibi İstanbul'da yaşayanların %70'i 80'i bilmiyorum ki ne derece doğru yüzdesini verebiliriz. İstanbul'u sevmiyor. Neden sevmiyor? Bilmiyor da ondan. Zoraki yaşıyor. Zoraki diplomat der gibi zoraki yaşıyor.
Neler gördüm, neler bir bilseniz. Zaman zaman Fatih Camii'ne gideriz şu veya bu vesileyle. Daha çok meşhur bir zat vefat edince cenazesine katılırız. Yine böyle bir cenaze merasimiydi. Tanıdık arkadaşlarım da vardı. Namazdan sonra dedim ki, hazır gelmişken Fatih Sultan Mehmet'i bir ziyaret edelim deyince, 40 senedir İstanbul'da yaşayan emekli bir öğretmen arkadaşım, Fatih'in türbesi burada mı dedi. Ben ne cevap vereyim şimdi? Fatih Sultan Mehmet türbesini bilmiyor. Bu arkadaş dediğim gibi 40 sene İstanbul'da yaşıyor. Bunları çoğaltabiliriz. O zaman şöyle bir cevap verseydiniz çok güzel olurdu. Hayır, burada değil, İstanbul'da. Yani sanki başka yerde. Ben ona başka bir cevap verdim de o cevabı burada söyleyemem. Evet, tamam. Ya bu da güzel olurdu. Ya burada verdiniz değil, İstanbul'da derseydiniz. Söyledim. Verdiniz mi? Evet. Tabii cevapsız bırakmadım. Cevap vermiştir canım, evet. Ben Dursun abi. Ama İbnül Emin gibi söyleyemiyoruz. Burada söylemem mümkün söylememek değil. Hususi daha sohbetlerde söylenir. Zaten sohbetin kıvamı hususi olandır. Umumi de güzeldir ama hususinin tadı başkadır. Evet. Hocam şimdi şey olsun ama bu sohbet de hususi kıvamında, tabii özellerden ziyade kameralar açık kalmış. Öyle hani yani masada hususi sohbet ediyoruz. O daha tatlı oluyor ama tabii cevap yine de korkutuyor beni. Yani tabii yani İstanbul sohbetleriyle alakalı yazılmış kitaplar var. Şimdi bu kitapları okullara keşke ders kitabı olarak koysak. Bu kitaplar çok önemli. Şimdi aklıma bir isim geldi. Mithat Sertoğlu'nun rahmetli. Hocam biz biraz İstanbul sohbetleri şey olduk galiba. Çok güzel bir kitaptır. Hocam yani böyle bilgi meraklısı olduk gibi. Hani bilgi olsun sadece. Sohbet dediğimiz şey sanki böyle bir şey geliyor yani angarya gibi geliyor. Ya böyle düşündüğüm için söylemiyorum. Anladım. Ama hani kitap dediğim şey bilgi verir. Sadece bilgiden ibaret. O yüzden böyle tatsız, tuzsuz, muhabbetsiz bir bilgi. Bilgiyi nasıl verdiğinize bağlı. Bilgiden önce aslında ilgi geliyor, ilgi. Önce ilgi olacak. Bilgi nasıl olsa olur. İlgimiz kayboldu, merakımız yok oldu. Merak ilmin hocasıdır deniliyor. Bugün meraksız bir gençlik türedi. Telefon esiri, internet esiri. Şimdi mesela Üsküdar'ı anlatırken ben diyorum ki sohbetlerimde, Üsküdar'ın üç ünvanı vardır. Altın şehir, hanım sultanlar şehri, Kabe toprağı. Bunlardan altın şehir denmesinin sebebi, akşam güneş batarken güneşin o son ışıkları Üsküdar evlerindeki camlara vurur ve kırmızıya yakın altın sarısı gibi bir renk. Yahya Kemal onu anlatır, her akşam yangın çıkar Üsküdar'da. Üsküdar'da. Fakat diyorum siz bu Üsküdar'ın bu o saatteki güzelliğini görebilmeniz için Eminönü'nden gemiye bineceksiniz. İkinci kata çıkacaksınız, cam tarafına oturacaksınız, katiyen cep telefonuyla meşgul olmayacaksınız. Efendim bakacaksınız, bakmayan göremez. Şimdi bu zevkimizi yitirdik biz. Etrafımızdaki güzellikleri görmüyoruz. Dünyamız daraldı, daire daraldı ve kafamızdaki yük de fazlalaştı. Böyle bir insana İstanbul'u sevdiremezsiniz, sohbet yaptıramazsınız. Rahmetli Nihat Hoca'ya, Nihat Çetin Hoca'ya, şu allame bir insandı, sormuşlar. Onun çok güzel hattatlığı vardı. Hocam hat hocanız kimdi? İstanbul'du demiş cevap olarak. Allah Allah, nasıl olur? İstanbul kitabelerle dolu. Camilerde, çeşmelerde, yollarda, diğer tarihi binalarda her biri bir hat şaheseri olan kitabeler var. Bana onlar yetti demiş. O yazıların güzelliğine baka baka ben de özendim ve kendi kendime yazarak hattat oldum demiş. Şimdi başka sahalarda da İstanbul kişiye hocalık yapabilir. O okul dediğimiz mevzu. Tabii. Tabii. Hem okul mesela hem öğretmen. Mesela İstanbul gezileri evet bugün yapılıyor ama maalesef beni tatmin etmiyor. Ben de yaptırdım, biliyorum. Çünkü geziden geziye fark vardır. İstanbul'u gezdiren adam hem bilgili olacak hem ilgili. Yani yaptığı işi sevecek. Çok bilgili olacak. Rahmetli Şevki Bey vardı. Efendim ben onunla Beşiktaş'tan Fatih'e kadar yürüyerek geldiğimi biliyorum. Adım başı 5 dakika duruyordu. Şurada şu tarihi eser vardı. Şurada şu paşanın kabri türbesi vardı. İşte Mahmut Şevket Paşa burada öldürüldü. Böyle anlata anlata efendim İstanbul aşkı bilgisi. Şimdi işini seviyor insan. Onun için üç kelimeyle söyleyelim mi? İşini, eşini, aşını seveceksin kardeşim. Oradan da bir muhabbet geleceğiz. Muhabbet zaten. Evet. Hocam şimdi gece biraz daha muhabbetli hale dönüşsün isterim. Muhabbet bağına girdim bu gece. Hocam siz olur böyle dersinize girilmez mi? Üstelik hocam bir eser böyle yaklaşamadan hani
bir şeyle, bir eser istesek sizden. Bir İstanbul eseri. Geceyi biraz daha tatlandırmak için. Ben de Nurullah Bey gibi bir İstanbul şiirim alayım. Hocam böyle değil de. Eser dediğiniz musiki ise... Bir musiki isterim. Sanki biraz öyle imada bulundu hocam. Çok büyük iddia olur. Hocam iddiada değiliz. Benim sesimin güzel olmadığını dünya alem biliyor. Hocam tamam. Makamları ayıramadığımı da herkes biliyor. Beni yani bir suikastçı gönderirler, müzisyen arkadaşlar. Fırat Kızıltul'dan korkuyorum. Yok hocam. Yani şöyle hani ben şu kadar söyleyebilsem sizin çünkü... Bir önceki söylemiş olduğunuzu biliyorum. Hep var gibi davranırım. Şiirden okuyup bir hocam motoru sizin... hazırlayayım. Sonra tamam nasıl istersiniz? İçimde enerji varsa eser de olsun hocam. Zuhurat hocamız ne söylerse makbulümüzdür. Kanlıca vasfında elektro bağlama eşliğinde yozlaşma gazeli. Çöplü sulara dalsın gözlerin sana neyi dinletemem. Plastik torbalar açılıp kapanır meduzalar yerine. Geçmiş gecelerin hepsi körfezde battılar derine. Son uykuyu cümle yosunlar uyusunlar. Bu cehennemde hasret kalsan da serine. Sana bir tek fidan gösteremem. İmkansız çocuk sana senden başka fidan gösteremem. Sana gazel dinletemem ki ömrüm ömrüm. Beton tepelere bak da gazoz iç istersen. Bize gel oldu gidiyorum ben, gelme burada kal sen. Başka bir Beykoz bul kendine yeryüzünde. İstanbul'dan mihrabat gitti dostum. Çoktan gitti gülüm, vah ömrüm ömrüm. İmkansız çocuk bundan böyle. Sana senden başka fidan gösteremem. 90'da yazılmıştı. Kanlıca vasfında. Elektro bağlama eşliğinde hocam yozlaşma gazı. Esere de hazırladı sizi. Elektro bağlama var mı burada bilmiyorum ama. Bir hazırlık gibi ama geldi İstanbul bana. İstanbul şarkılarına örnek bağlamaydı o. Güzel bir sesi olmak lazım. Mesela Yesari Asım'ı anmak için belki ondan. Ama babamı anmak... Bir taşla iki kuş oluyor. Onun için Yesari Asım'ı hatırladım. Babamı ağlatacak derecede etkileyen şarkı onun şarkısıydı. Ömrüm seni sevmekle nihay. İstanbul'a ithaf edebiliriz Dursun Bey. Tabii. Bana eşlik ederse ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak. Hocam olur mu? Siz biz vokal oluşturalım. Ben hocam böyle söylesin, biz de bu anı izlerim yapalım. Hocam. Yani çok güzel izleyiciyim ben. Dinlerim, izlerim. Mikrofonu. Biz evet. Dinleyici tamam. Olalım. Hocam. Hayır mikrofonu sesimi yükselsin diye istemiyorum. Peçe yapıyor, biraz mahcubiyeti. Sırf onu ya hocam, istiyor. Vallahi, gönlünüze bereket. Yani nasıl içinizden geliyor? Nasıl içinizden gelirse hocam. İstanbul'a ithaf ama. Lütfen. Bu şarkı İstanbul için. Seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile olacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Ama ben yozlaşmak. Uzlaşma oldu. Musiki'yi yozlaştıran gazeli kendi kendime okudum.
Hocam cesaretinize hayranım. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Hocam, ilk defa yok. Gönlünüze bir çok güzel. Gönlünüze bir. Hocam ilk defa gibi değil aslında. Ben... Hayır, evde evi boş bulursam söylüyorum. Evi boş bulursunuz. Öyle bir yerde ilk defa yapıyorum. Yaşar Asım da öyleymiş zaten. Başkasının yanında söyleyemezmiş. Öyle miymiş? Evde boşluk olunca, stüdyonun ışıklarını söndürürmüş. Boşluk havası versin. Hep öyle tamam. Anlatılırdı. Hmm. Bir plak doldurmak için sahibinin sesi firmasının stüdyosuna girince ışıkları loşlaştırırmış ki ses teknisyenlerini kendini görsün. Allah. Yalnız Dursun hocama doğru geliyor sıra hocam. Evet, yok ben dinleyeceğim. Hiç arayı soğutmadan... Tokat bir bağ içinde gülü barda. Hadi hocam. Yok, tokatlı ben... olduğu şiir için. Şiir alalım hocam. Fıkra da olabilir. Yani ben... İstanbul fıkrası da anlatabilirim. Siz bir Erzurum. Ben hocam söyleyebilsem hiç durmam da. Yani Erzurum. Erzurum dağları karıyla boran. Karıyla söyle boran, kardeşim evet. İşte. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taşıydı. Buyurun. Yok hani söyleyebilsem hiç durmam ya ben. Şey o zaman gene şeye geçelim, sohbete geçelim. Behremizi aldık. Biz yine İstanbul sohbetine musikiye devam edelim. Fazla cefa etmeyelim. Çünkü benim sevdiğim bir fıkradır, bir Amerikan fıkrası. Bir ev daveti biterken genç bir hanım şarkı söyleyebileceğini söyledik. Herkes evlerine gidecekken o mikrofona geçiyor. El mikrofonla. Benim gibi sevgili şehrim, sevgili ülkem Virginia'yı ne kadar seviyorum diye bir şarkı tutturuyor. Herkes güzel deyip ayrılırken çok yaşlı bir adam bir köşede şıpır şıpır ağlıyor. Heyecanla bu genç hanım yanına giderek siz de benim gibi Virginia'lı mısınız? Onu hiç benim gibi çok mu seviyorsun? Hayır, ben musiki işinasım. Musiki'nin düştüğü hale ağlıyor. Ben de bu gece epey musiki işinası ağlattım zannediyorum. Yok hocam. Yok. Böyle çok güzel şehir fıkraları vardır. Ben onun için belki Dursun abi bir şey İstanbul fıkrası anlatır diye. Bunlar zuhurat kabilinden oluyor tabii. Evet. Laf lafı açar, sözsüz açar. Yani akla gelebilir. Evet, hocam çay falan hani açacaksa muhabbeti hemen çay kahve. Ben bir şehir fıkrası anlatayım o zaman. Yani türkü söyleyemedim ama güzel bir şehir fıkrası var. Benim lisede sınıf arkadaşım vardı. Nail Oltulu şimdi İzmir'dedir. Bayburtluydu arkadaşım benim. Biz çok severdik birbirimizi. Boks maçları düzenlerdik. Böyle elimize havluları sarardık. Biz boks maç yapardık. İnsanlar seyrederdi. Hı hı. Çokça da böyle Bayburt fıkrası anlatırdı ama bu fıkra o dönemlerden sonra Bayburt il olduktan sonra anlatılmaya başlandı. Hı hı. Şimdi Bayburt ilçeyken henüz il olmadığında bir insan Bayburt'a gidiyor. Kaymakamlık binasını soruyor. İşi var orada. Kahvehanenin önünde yaşlı, aksakallı, pirifani bir dede oturuyor. Selamünaleyküm dede diyor. O da aleykümselam evlat buyur diyor. Ben diyor Bayburt'u tanımıyorum. Burada da işim var geldim. Buyurun diyor. Kaymakamlık binasını arıyorum diyor. Acaba nerededir? Dede yüzüne bakıyor. Evlat diyor soracak ne var? El kadar Bayburt. Nerede bir tane yüksek bina bulursan orası zaten kaymakamlık binasıdır. Değil mi? Bu kadar basit. Adam da tebessüm ederek gidiyor. Bakıyor bir yüksek bina var. Hakikaten kaymakamlık binası. Aradan zaman geçiyor hocam. Kaymakamlık binasının yerine valilik binası inşa ediliyor ve Bayburt vilayet oluyor. Adamın tekrar işi düşüyor ve Bayburt'a geliyor. Aklına o kahvehane o dede geliyor. Gidiyor ki dede orada oturuyor yine sabah vakti. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dede diyor ben diyor valilik binasını arıyorum, sormaya geldim. Dede şöyle yapıyor. Evlat diyor, koskoca Bayburt, ben ne bileyim nerede, git bir polis bul sor. Şimdi il olunca koskoca Bayburt, ilçeyken de el kadar Bayburt. Bizim şehirlerimizle ilgili çok güzel fıkralarımız var. Yani onları da belki bir şehir fıkraları kitabına tabii yani mesela lazım. Koskoca Bayburt sözü bana Tokat'ı hatırlattı. Evet. Şimdi bizim köyden yaşlı bir hanım, büyüklerimiz anlatırdı. Ben bunu belki de ilkokul 5'teyken dinlemişimdir. Efendim ilk defa Tokat'a gitmiş. İlk defa şehri görüyor. Tokat'ın o zaman günü nüfusu daha az tabii şimdikine göre. Allah Allah demiş. Gezmiş biraz Tokat'ı.
Allah Allah demiş. Türkiye'nin toprakları bu kadar geniş olduğu halde niye hala savaş yapıyorlar demiş. Şimdi onun gözünde ilk defa tabii gördü o kadın. Bütün dünya, Türkiye Tokat. Tokat'tan ibaret. Bakış açısı. Evet. Dediğiniz doğru. Şehir fıkraları önemli bir konu. Evet. Şehir fıkralarının arkasında şehrin sosyolojisi var, kültürü var, dini hayatı var. Var oğlu var. Ama ben hiç rastlamadım. Var mı böyle bir eser? Hiç görmedim. Şehir fıkraları ile ilgili bir kitap. Biraz meşgulüm ama görmedim. Pek çok alanda fıkralar kitabı var hocam, ama şehir fıkraları duymadım. Ha, bir tane gördüm. Konya fıkraları diye bir Konya kitap fıkraları var. Evet. Anladım. Allah, artık böyle muhabbeti bölmemek için izin istiyorum hocam. Bir soru. Şeyle alakalı yine İstanbul'la alakalı. Çok yabancı değil aslında soru. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinden bir alıntıyla. Ulu muhabbet seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abile zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin marifet iklimine girmiş gibiyim. Eyvallah. Yani şimdi Süleymaniye bize bugün bakınca bir taş. Ama ulu muhabbet seni ancak bugün anlıyorum. O mimariyi nasıl anlayacağız? O mimari bize ne mesaj veriyor? Hocam versin. Çok uzun bir cevap bu. Evet. Mimari, yani Süleymaniye taş yığını mıdır hocam? Çok eski yıllardan beri biliniyor ki o taşa şekil verildikten sonra taşlık gidiyor. Evet. Sanki bir ruh kazanıyor. Süleymaniye'de taşların sahip olacağı kadar en yüksek, taşlar için kabil olabilecek en yüksek ruhlardan birine sahip. Eyvallah. Yani çok az bina dünya yüzünde o kadar yüksek ruha sahiptir. Selimiye de öyle. Tabii. Ama ben nedense belki İstanbulluluk şeyiyle Selimiye'yi de çok sevip çok ulu cami olarak görürüm. Ama Süleymaniye benim içimde biraz ondan birkaç miligram daha fazla coşku uyandırır. Bilmiyorum. Kendisi Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak Selimiye'yi göstermiş, kalfalı keseri Süleymaniye'yi. Ama ben kalfa işinden çok az, 1-2 milimetre daha çok hoşlanıyorum. Peki Dursun Hocam, o ruh kıvamı dediğimiz, hani bakınca taş görmekten, işte suretten manaya yol. Sevgili kardeşim, Osmanlı medeniyeti taşa yansıyan bir medeniyettir. Camilerimize bakınca, çeşmelerimize bakınca, ama ibretli gözle bakınca, sebillerimize bakınca ve benzeri binalara bakınca ecdadımızın taşı tam bir medeniyet malzemesi haline getirdiğini görüyoruz ki bu da aşkı gösteriyor, heyecanı gösteriyor, ustalığı gösteriyor. Uzağa gitmeye ne gerek? Sırf İstanbul hazirelerini gezsek, özellikle Selahattin camilerinin kıble tarafında yahut yanında bulunan tarihi hazireleri gezsek ve oradaki mezar taşlarına baksak, hat sanatının özelliklerini ve güzelliklerini hem de böyle canlı tablolar halinde görürüz. Burada bir şey sorabilir miyim hocam? Mesela diyoruz ya İstanbul işte 3 imparatorluğun başkenti, Roma, Konstantin'e. Peki bir önceki eserlerde de böyle bir şey görebilir miyiz? Ya da o muhabbet dediğimiz şey Osmanlı'ya has bir şey mi? Yani sonuçta orada da bir tarih eser var. Medeniyetin, sanatın tabii ülkesi tek olur, şunlar olur denmez. Hı-hı. Hepsinde vardır. Derece farkı vardır. Unutmayalım ki Konstantiniyye Bizans'ın başkenti, İstanbul'da Osmanlı'nın başkenti. Ama biz Konstantiniyye'den de efendim bir takım tarihi eserler, mimari eserler almışız. İşte iki Ayasofya, Büyük Ayasofya, Küçük Ayasofya. Halk arasında Bozdoğan kemeri denilen, aslı Valens kemeri olan kemer. Bunlar hepsi Bizans'a, binbir direk sarnıcı. Hı hı. Bunlar, ben şöyle diyorum hatta, mesela İstanbul'un fethiyle Ayasofya'da Müslüman oldu. Evet, çünkü ruhumuzu vermişiz. Hatta mimarimizi vermişiz. Eğer Mimar Sinan gerekli takviyeyi yapmasaydı, o kıble tarafındaki o payandaları yerleştirmeseydi, bugün belki de Ayasofya yoktu. Ama şey de var. Hazreti İsa adına yapılmasının da ruh katmada zaten. Tabii. Fetih'ten önce de yapıldığı bir Mısır tanrısına adanmış bir mabet değil.
ruh kazanması zaten Hazreti İsa adına ve daha çok adını taşıdığı ilahi hikmet adına i̇lahi yapıldığı hikmet. İçin. Evet. Ayasofya'yı ben ilk liseyi bitirinceye kadar hatta Sofya adında bir azize zannederdim. Bize özel öğretilmezdi. Sonra öğrendim ki Sofya filozofya kelimesindeki Sofya. Evet. Hikmet-i ilahiye adanmış. Yani Allah'ın bilgeliğine, irfanına evet. adanmış kilise. Adanmış eserdir. Zaten evet. bu ona ruh vermişti. Evet. Aslında burada biraz hocam şeye gidiyor mevzu. Yapılma amacı da yapılma burada amacı. Önemli bir elbette, hal alıyor o zaman. Yani elbette işte biz bu olay... amaç yapılırken burada tabii İslam'dan önce hak din Hristiyanlık değil mi? Justinian önemli bir hükümdar. Çok dindar bir hükümdar ve bu eserleri seve seve yaptırmış. Fatih'ten sonra Paşalık da yapmış yani. Evet. Şeriatı da kod Justinianus diye. Justinianus. Hukuku da kitaba bağlı. Eyvallah. Ayasofya Fatih'ten sonra padişahların, sultanların en gözde camisi olmuş. Cuma selamlıkları vesaire. Daha sonraki yüzyıllara geliyoruz. 1. Ahmet Han, genç padişah biliyorsunuz 14 yaşında tahta çıkmıştır. Derler ki, belki de bir yakıştırma, Topkapı Sarayı'ndan çıkıp Ayasofya'nın önünden geçerken Ayasofya pek bakmaz. Neden bizim böyle bu kadar muhteşem bir camimiz yok diye Sultanahmet'e yaptırmıştır. Hatta Tahirül Mevlevi'nin bir yazısında okudum. Sultanahmet Camii yapılınca cemaat bulmakta zorluk çekiliyor. Çünkü Ayasofya'yı çok seviyor İstanbul halkı. Tabii Topkapı Sarayı'ndan gelen bir geleneğin de tesiriyle. Çok ilginç bir anekdottur. Ne yapalım insanların, İstanbulluların Sultanahmet Camii'ne gelmesini sağlamak için? Efendim ilan yapılsın. İşte Sultanahmet Camii'ne namaza geleceklere namazın çıkışında fodula dağıtılacak. Evet. Bonus usulü başlamış. Ben okudum bunu. Bonus. Şimdi bu böyle şeyler var. Rahmetli benim bir siz bilirsiniz. İsmet Hocam bu Bey gerçek vardı. Yaşanmış. Bunu anlatayım dur. Bir İstanbul yani, efendisi. Çok yakın dostumuzdu tabii. Biliyorum. Yani, İsmet Elbaşı. Evet. Aramızda özel bir muhabbet. Hakikaten bir İstanbul beyefendisiydi. İstanbul işte, beyefendisiydi. Yani, ve derdim ki ona. Güzel bir adamdı. Yahu İsmet Bey seni hep Türk Ocağı'ndaki toplantılara giderken görüyorum. Başka yerde de toplantılar oluyor. Türkiye'de bir Edebiyatı Vakfı'nda, Kübbat'ında, şurada, burada, oralarda pek görmüyorum. Dursun Bey derdi. Türk Ocağı'ndaki toplantılardan sonra ekmek arası helva veriyorlar derdi. Şimdi az bir şey de olsa bunlar cazip şeyler. Dolayısıyla o fodla meselesi belki kısa bir süre olmuştur ama doğrudur. Yani şeyi cazip hale cezbediyor demek ki hocam yani. Tabii, bir etki cezbedi. Oluyor karar mekanizmasında. Çaysız sohbet, simitsiz sohbet bu mesaj da arkadaşlar yani, çaysız sohbet. Bu Osmanlı geleneğidir. Evet. İşte fodla, medrese talebelerine fodla. Gençler bilmiyor fodla ne demek. Fodula derler köylerde. O hamurun dibinde, teknede kalmış hamurdan böyle yuvarlak analarımız yapardı. Çok da lezzetli yerdik. Medrese öğrencilerinin fodla veriliyordu. Ekmeği galiba. Tabii onların evet, ekmeğiydi. Evet. Efendim dolayısıyla artık tabii şimdi öyle bir şey söz konusu değil. İnsanların ayağı alışmıştır Sultanahmet'e. Ama tabii Ayasofya'nın yeri başkadır. Hem Justinian tarafından hem de Fatih tarafından gelen bir özelliği var. Orayı yaptırınca gezmiş teftiş maksadıyla Justinianus o kadar hayran olmuş ki ey Süleyman seni geçtim demiş. Evet. Hazreti Süleyman'ı kastederek Kudüs Mabedi Süleyman. 1. Ahmet de Sultanahmet Camii'ni yaptırınca o da aynı sözü söylemiştir. Ey Justinian ben de seni geçtim diyor. Bilmiyorum. Belki halk bunu böyle söylemiştir. Yani rivayet söylemiştir evet. o. Efendim? Oldukça dindar ve mütevazi şahıs. 1. Ahmet. 1. Ahmet tabii. Tabii tabii bunu hatta. Söylememiştir evet. ey Justin yani. Söyletmişlerdir demek ki. Halkımız güzel söyletir yani böyle şeyleri. Çok dindar tabii çok ki. Çok mütevazi hatta, bir şahıs. Onun hatta, da İstanbul şiiri var. Evet. Güzellerle müzeyyendir Edirne, Bursa, İstanbul. Sanarsın bağı cennettir. Edirne, Bursa, İstanbul. Tabii yani bir de Nola başımda tacım gibi taşısam diye. Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Rüsul. Şah-ı Rüsul'ün evet.
Ve bu Beyit Camii'de camiye girince sol tarafta levha halinde vardı. Yazılı kendi yazısıyla. Evet. Hakikaten mütedeyyin bir insandır ama ömrü vefa etmemiştir. Bunun mimarı da enteresan. Sedefkar Mehmet. Sedefkar demiş bana altın minareli bir cami yapacaksın. Bu da güzel bir şeydir. O da altın minareli anlamıştır. Mimarın adı da lakabı da güzel şiir gibi. Sedefkar Mehmet. Evet. O da hakikat değil mi? Altın minareli, altın minareli. Onu çok söylerler. Yani, bir hakikat payı olsa gerek. Ama ben de şöyle düşündüm. Yani altın minareli cami ister mi acaba birinci Ahmet gibi bir adam? Yani bir hayır, sultan. Biraz bana çok garip geldi yani. Altın minareli cami öyle mütedeyyin bir padişah. İstemez gibi geldi hayır, bana. İstemez. Acaba halk böyle bir şey mi? Hatta tevilde mi bulundu? Halk hikayeleri folklor evet. olarak kendi istediklerini birine evet. yakıştırmayı seviyordu. Evet, tabii evet. işte evet. altın minare iyi padişahım güzel oldu ama Kabe'de de altı minare var deyince bir yedisi ekleniyor. Yani edeben. Evet. evet. Böyle güzel bir menkıbe var. O doğru ama. Doğru. Siz galiba altın mı anladınız altın? Altın minareli olmasını altın. istemiş padişah. İstiyor fakat sözüm o altı ona, olarak anlıyor. Mimar başı bunu altı anlıyor, altı evet. minare yapıyor. Yani hayır rivayet altın bu. İstemez ama. Altın istemez. Yani hayır. Baştan... Hocam altın halk arasındaki rivayet güzel böyle. Değil. Onu Müslüman 1. Ahmet öyle bir şeyi istemez. Bilemiyorum. Üstelik hazinenin o kadar sağlam olmadığı devirler. Hayır bu rivayet olabilir ama karşılık şey altın. Yani herhalde yani. Dindarlığını dışa vurum diyebiliriz miyiz bunun için? Ama evet. Olmaz. Maun suresine uyum. O sırada birçok fakir halk var. Tabii devletin o zaman. Altın minareli camiye öyle dindar ve iyi huylu bir padişah istemez. Nurullah hocam. Rivayet böyle. Ama yani neden altın minareli diye sorup halk kendi arasında. Aslında bu altın minareli istenmiş ama altın minareli olarak anlamış diye bir rivayet doğmuş olabilir. Güzel. Böyle doğmuş olabilir. Muhtemelen böyledir diye düşünüyorum. Folklor olarak öğrenip evet. anlatmak güzel. Evet. Bir... Ama hakikati çok bana güzel. Da şey gelmedi ta ilk bunu duyduğumda. Altın üzerinde çok söz vardır efendim. Evet. Altın kalpli adam, altın beyinli adam. Altına demişler. Onlar mesela deduk. Yani hiç kimsenin altın kalbi olmayacağı bilmiyorum. Onu yakıştırıyoruz hocam yani. Bir bakıyoruz adam çok güzel. Özellikle halk türkülerinde. Şu an yüksek seviyedeki şey altın. Yaptırdım gümüşten merdivani. Nereden yaptırıyorsun? Nereden yaptırıyorsun? O kadar altını nereden bulsun? Sigaraya para yetiştirmeyen adam, hey güllü 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 yaşasın. Altın saray yaptırdım, gümüşten merdivan. Altın çok eski, çok insanların zihnini meşgul etmiş. Hatta sormuşlar altına, niye rengin sarı, kırmızı değil, mavi değil de? Altın demiş ki, insanlar peşimden o kadar koşuyor ki, korktum rengim sarardı demiş. Mevlana da çok coşunca bir gazel söylemiş. Başlangıcı çok enteresan. Ey mutripler, ey mutripler, ben sizin deflerinizi altınla doldururum. Sonra o mutriplerin elinden nasıl kurtulup tekkeye girdi? Onun devamı da var biliyorsunuz değil mi? Gümüşe sormuşlar rengin niye böyle beyaz? Heh. O da demiş ki altını gördü beni terk ettiler rengim kaçtı. Onu da böyle anlatırlar. Sarının devamı evet. da böyle gümüş. Ama Hazret'in bir altıncı dostu vardı hocam değil mi? Mevlana'nın Selahaddin Zerkubi altıncı. Ama altınıyla gel demiyor. Tabii. O dükkanını yağma ettiriyor. Olsun. Yunus Emre de bunu duymuş olarak. Kardan zarardan geçtim. Evet. Dükkanım yağma olsun. Evet. Bu canım yağma olsun. Evet. Hocam bir hikaye demiştik ya bu hatıra. Evet. Aslında az önceki Süleymaniye ile ilgili soruyu da kısmen cevaplandıran bir hikaye bu. Çünkü Süleymaniye ile ilgili de bana bir şeyler söylemişti. Bir Amerikalı yüksek mimar. Şunu söylemişti. Hatıra içinde de ifade edeceğim. Süleymaniye'de taşların her biri tek tek, hatta Erzurum Ulu Camii için de böyle olduğunu söylemişti. Besmele çekilerek yerine konmuştur. Nasıl biliyor bunları? Bunu ben 20... Ey bir Hristiyan ve Fransız mimar, bizim bilmediğimiz bu menkübeyi nerede? Şöyle hocam, 1979 yılında ben bu kişiyle karşılaştım Erzurum'da.
Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın mimari özellikleriyle ilgili master tezi yapmaya gelmiş. Fakat bizim mimarimizle ilgili 4-5 yıl hazırlık yaptı. Mimari bilgisini çok iyi anlıyorum. Ve menkıbelere kadar, menkıbelere kadar, mesela biz, düşünebiliyor musunuz? Benim hiç Selimiye Camii'nin adını duymadığım bir dönemde Selimiye'deki ters laleyi böyle işaret ederek sütuna işlenmiş. İşte gene bizden duydu demek bizden yoksa. Kaynaklardan almış. Bir Fransız yani. Mimar besmele ile taşlarım. Fransız değil hocam, Amerikalı bir mimar. Bu. Nereden bileceğim? Bilemiyorum onu ama ancak bu menkıbe okumuş. Ben ondan duyduğum için söylüyorum. Çünkü bizde öyle bir çalışma var. Evet. Çok hoş bir şekilde, hani Hacı Bayram-ı Veli söylüyor. Şakirtleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar. Evet. Çalabın adın anarlar o taşın her paresinde. Evet. Çok güzel bir mimari usul. Mimarın şakirtleri, öğrencileri taş yontarlar. Yonttuğu taşı da kontrolden geçiriyorlar. Bir denetim mekanizması. Yonup üstada sunarlar. Çalabın ismin anarlar o taşın her paresinde. Amerikanlının söylediği. Evet. Bir mabet yapılırken demek ki her taş besmeleydi. Hocam ben burada ilginç hatırlayayım. Olan böyle bir şey biliyor olması mı yoksa bu rivayetlerin aslında biraz gerçeklik payı olmalı? Bunları toplamıştır, duymuştur. Yabancılar bizden daha ciddiyetli. Meraklılar aslında işte. Ciddi bir toplama yapıyorlar. Dursun Hocam'ın da işaret ettiği bugün o ilgiyi kaybettik. Hani merakı kaybettik. Hocam çok ciddi çalışıyorlar bir defa. Bir merak yani, mekanizması. Bulgarların bizden kalan kelimelerle, kendilerinin kattığı kelimelerle bir atasözünü, Bulgaristan'ı ilk defa gördüğüm 1983 yılında Bulgar bir röntgen mütehassısından duydum. Önce onu Bulgarca söylüyordu. Önce selam aleyküm, sonra amma ve lakin diye. Avrupalıların çalışması öyle. Önce öğreniyorlar, sonra amma ve lakin diye sunumlara başlıyorlar. Biz bazen önce sunum yapıp sonra öğrenme yapacağım. Yani ben hatırayı anlatayım. Üzerinde konuşabiliriz yani hocamların fikrini. Ben birebir olduğu gibi size nakledeyim. Şimdi 1979 yılında ben 79-80 eğitim öğretim yılında üniversitenin birinci sınıfındayım. Böyle İngilizce de çalışıyorum işte asistanlık hayalim vesaire var. Kütüphanede ders çalışırken arkadaşlardan birisi geldi. Dedi ki sen böyle İngilizce falan da çalışıyorsun. Aşağıda bir Amerikalı mimar var. Biz pek dedi anlaşamadık. Gel belki sen dedi bir şeyler konuşursun. Ben de aşağıya indim. Ama tabii o dönem siz çok iyi hatırlarsınız. Avrupa Ekonomik Topluluğu falan var. Böyle bizde de sempozyumlar yapılırdı üniversitede. Az gelişmiş ülkeler Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkisi falan diye. Bizim omuzlarımızda da böyle bir apolet vardı. Geri kalmış ülkenin evladı. Bize sürekli bunu söyletirlerdi. Kendimizi geri kalmış bir ülkenin çocuğu olarak görürdük o yıllarda. Bir taraftan da bilincimiz de işte ben İmam Hatip mezunuyum, İmam Hatip'ten. Az gelişmişten. Evet, öyle denirdi. Tarihi eser önlerinde böyle turist falan arayıp mektup arkadaşı olabilmek için gezindiğimizi hatırlarım. Yani bir turiste tanışalım, konuşalım, yazışalım, mektup arkadaşı olalım, akıcı İngilizce öğrenelim ondan falan diye arkadaşlarımız arasında konuştuğumuz vakidir. İşte böyle bir dönemde dediler ki, bir adam var aşağıda, indim aşağıya, 2 metre boyunda, 2 metreden daha fazla, 6 santim falan. Ben de şimdi 1.72 boyum ama o birinci sınıfta 1.65'ti yani boyum, böyle kısacığım. Ve aşağıdan yukarıya bakıyorum, şöyle demek bakıyoruz. İkimiz de bir boydaymış, onun için kıymetimiz biliyor. Rumeli türküsü bizde tezahür. Şimdi tabii Hello High'dan sonra şunu istedi Joshua ismi, Joshua Dudley. Dedi ki siz üniversite öğrencisisiniz, Erzurum'daki tarihi eserleri bilirsiniz. Bana 2 saat ücret ödeyeceğim, Erzurum'un tarihi eserlerini bir anlatın. Ben yüksek mimarım, Kaliforniya Üniversitesi mezunuyum, Joshua Dudley adım soyadım. İshak Paşa Sarayı üzerine 7 ay çalışıp bir tez hazırlayacağım. Ama Erzurum'dan geçerken de Erzurum'un tarihi eserleriyle ilgili bilgi alayım. Ben de heyecanla mektup arkadaşı buldum diye. Tamam dedim, ben size anlatırım. Fakat sonra düşündüm ki ben Erzurum'un tarihi eserlerinin hiçbirini bilmiyorum ki. Ben Joshua'ya ne anlatacağım şimdi?
İşte fotoğrafımız bu bizim yani. Orada İstanbul'da İstanbul'u aramak gibi. Aynen işte. Ol mahiler ki derya işte. Derya'yı bilmezler. Ama adam ne düşünüyor? Adam haklı. Diyor ki bir üniversite öğrencisi yaşadığı şehrin tarihini bilir. Böyle yani, düşünüyor. Bilir, zannediyor. Dedim ki tamam. Sonra aklıma geldi ki ben bilmiyorum. Hemen bir çözüm yolu buldum. Meseleyi içimde hallettim güya. Dedim ki işim var. Müsaade eder misiniz bir iki saat işimi halledip geleyim? Ha şöyle de yanlış anlaşılmasın. Çok da akıcı bir İngilizceyle falan konuştuğumuz yok. Ben böyle bir iki cümle kuruyorum. O tariflerde bulunuyor. İşte değişik kelimelerle anlatıyor. Ben please speak slowly diyorum. O bir daha başlıyor falan. Böyle anlaşıyoruz. Çıktım iki saat izin aldım. Ben burada otururum dedi. Satranç tahtası var. Satranç oynarım buradakilerle. Kütüphaneye çıktım. Ansiklopedileri indirdim. Erzurum'un tarihi eserleri neler? Şimdi iki saat içerisinde bir 10 sayfalık metin çıkardım. İşte camileri, kümbetleri vesaire diye. Hafızam da çok iyiydi Allah'a şükür. İki saat içerisinde siz o metni... Lemmiye Atlı gibi bir evet, gençmiş. Evet. Yani iki saat içerisinde ezberledim hocam o metni. Aşağı indim. Bizim bir yolculuk başladı. Erzurum yolculuğu. İki gün sürdü. Ben tabii hiç ona hiçbir tarihi eseri anlatamadım. İki cümle kuruyorum. Diyor ki bana mimarı lazım değil. Ben onu biliyorum zaten. İşte bu eserde bu niye var? Şu eserde bu neden var? İki gün içerisinde benim yaptığım tek şey oldu. O da Erzurum'un geleneksel yemeklerini ona ikram etmek. Cağ kebabı yedirdim. Kadayıf dolması ikram etti. Bütün tarihi eserleri gezdik beraber. Bana anlattı, anlatıyor. Hazırlık yapmış, notlar almış. Dedim ki zaten siz bunları biliyorsunuz. Yani beni niye ücretli tutacaktınız o zaman? İşte orada söyledi. Dedi ki şu Ulu Cami'nin önündeyiz. Mimarların pek çoğu dedi bu eserleri yaparken mistik duyuşu çok etkili bir şekilde kullanıyorlar. Bu tuhaf bir Amerikalı. Evet. Amerikalılar. Mistisizmle o kadar genellikle çok, ilgilenmez. Çok enteresan hocam. Benim dünyamı değiştirdi adam. Dedi ki bu taşları koyarken dedi Tanrı'nın adıyla, işte ben orada besmeleyle koyduklarını hani söylediğini anladım. Tanrı'nın adıyla taşları bu camilerin köşelerine koyacak kadar işte Süleymaniye'yi söyledi orada. Dedi ki taşları böyle konulmuş dedi. Bunu soruyorum. Bunu neden yaptılar? Bunun anlamı neydi? Bu eserlerin misyonunu bana dedi anlatın. Yani varlığını, değerini bana anlatın diye ben sizi getirdim. Yani yoksa Amerikalı bizim Evliya Çelebi gibi. O hocam öyle bir adamdı. Sankt Stefan Kilisesi'ne gidiyor. Evet. Oradaki orgun hikmetini düşünüyor. Tabii aynı. Şanlan ilahiyi bize anlatıyor. Hocam devamını dinleyin yani. Nasıl bir ders verdiğini göreceksiniz yani. Adam bana öyle bir ders verdi ki hayatım boyu unutamıyorum ben onu. Bütün öğrencilere gittiğim yerlerde anlatıyorum. Adını unuttunuz. Joshua Dudley'i unutur muyum? 10 sene adresini taşıdım hocam. Adın? Joshua ismi. Ama dindar bir isim. Herhalde yani. Tevrat Joshua ismi. Evet. Neyse ayrılacağız artık. Dedim ki Mr. Joshua yazışalım dedim. Niye mektup arkadaşı oluruz diye. Böyle tok bir sesle vay dedi. Yani neden yazışalım? Dedim biz arkadaş olduk. Hayır dedi biz arkadaş falan olmadık. Ben dedi iki saat ücretli hizmet alacaktım. İki günümü mahvettin sen benim dedi. Yani baktım ki yedirdiğim şeylerin hiçbir kıymet harbiyesi yokmuş. Ben böyle üzüldüm tabii. Üzülünce dedi ki kıramadım dedi. Yani beraber gezdik dedi ama ben dedi sana yazmam. Sen bana yaz. Ben sana cevap vereyim. Ama ben sana bir şey yazmam. Adresimi vermiştim satranç oynarken dedi. Bir satranç kahvemiz vardı Huzur Çayı. Orada satranç oynamıştık. Tabii yenilmiştim ben de. Sen yazarsan ben yazarım. Ben de neden dedim. Çünkü dedi sen yazılmaya layık bir adam değilsin dedi. Of. Tarihini bilmiyorsun. Çok yaşadığın top konuşan. Hocam çok ağır bir ders aldım ben. Tarihini bilmiyorsun. Yaşadığın şehri bilmiyorsun. Ben dedim ki ama yine de Amerikan kültürüne hocam dersin göre, nereden geleceği belli olmuyor. Tabii. Hocam. Amerikan kültürüne... Dersin nereden geleceği diyorum. Belki İbni Meymun'un torunlarındanmış. Artık şu an. Kimin neyi onu bilmiyoruz hocam. Dedim ki ama yine de dedim Amerikan kültürüne göre siz dedim bana yazmak zorundasınız. Ben de sinirle böyle. Bu sefer neden dedi. Dedim ki yani Amerikalılar bir yere gittiklerinde hürmet ikram görürlerse döndüklerinde en azından bir teşekkür mektubu yazıyorlar. Siz de az değilmiş. Can, işte dedi doğru da. Ben nereden, bunu söyleyemezdim. Nereden biliyorsunuz dedi. Dedim Amerikan romanlarında böyle okudum ben. Sen hangi Amerikan romancısını okudun dedi. Dedim şu anda Steinbeck'i okuyorum. Ya. Şimdi beni imtihan ediyor.
Hangi romanları var dedi. Şimdi bir dakika. Hangi romanları var? Dedim ki işte Sardalya Sokağı, Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar. Fareler ve insanların kahramanlarını say dedi bana. Taşı gediğine koyacak ya sonunda. Ben de böyle mal bulmuş mağribi gibi topu penaltı noktasına koydu diye. İki tane kahramanı var dedim önemli. Biri Lenny, biri George. Lenny böyle iri yarı bir adamdır. İşte iki metre boyundan fazla. Joshua'yı andırıyor. Ama böyle bir aptal tiptir. Yani zeka fonksiyonları zor işleyen birisidir. Doğuştan. George da çok zeki, ufak tefek, benim boyda birisi. İşte sonunda Lenny'yi başkaları... Evet, trajik bir sonu var. Arkadaşlar yani başkaları öldürmesin diye bir cinayetten dolayı öldürüyor sonunda. Ben de böyle heyecanla dedim ki iki tane kahramanı var önemli. Biri Lenny, o size benziyor dedim. George da bana benziyor deyince bu bir güldü. Çünkü biliyor yani şeyi. Dedi ki o bizim coğrafyada öyle ama sizin coğrafyada böyle öyle değil dedi. Çok inatçı. Uzunlar da kısalar da aynı burada dedi. Bu sefer ben çok üzülünce dedi ki bak sana niye yazmayacağımı anlatayım. Hocam 45 dakika bana çantasını açtı. Bu filozof. Herhalde yani ben bilemem 19 yaşında bir gencim ben. Çantasını açtı ve Bosna'dan başladı. Gazi Hüsrev Medresesi'nden aldı, Balkanları dolaştı. Hocam. Edirne'ye geldi, Selimiye'den. Tam denk gelmişsiniz. Evet, hocam. Her yerde anlatıyorum. Joshua Dudley diye birisi. Şeyden ararsak belki bir... Hocam ben çok arzu ettim. Adresi bendeydi. Bir gün şeye gidersem Amerika'ya işte, Kaliforniya'ya giderim. Google'dan bulamayız. Evet, bulamadım hocam. Baktım siz da. Sonrasında konuşabildiniz mi hocam? Yok, ben 10 yıl adresini taşıdım kendimde ama Amerika'ya gidemedim. Yani gitsem... Bir mektup falan oldu mu peki? Mektuplaşma oldu mu? Adam kabul etmedi ki yazışmayı kabul etmedi. İkna edemediniz siz. Edemedim tabii. Dedi ki... Bak dedi, atalarım bunları yapmış, onlar olsaydı yazardım. Selimiye'yi yapmış, onlar olsaydı yazardım. Süleymaniye'yi yapmış, yazardım. Şunu yapmış, yazardım. Maraş, Bursa, Antep, hocam çanta böyle dolu evraklarla. En son Erzurum'a geldi. Dedi ki Erzurum'u daha anlatmayacağım, sana anlattım zaten. Doğu Beyaz'ta geçti. Döneminde kalorifer teşkilatı Ekrem olan... Ekrem Akkay verdi tipi bir adam ama... Başkalarının eserlerini inceliyor. Evet. Ekrem Hakkı Bey Osmanlı eserlerini inceliyordu. Bizim eserlerimiz. Yani ona benzeyen bir tip ama evet. Bir de tuhaflığı Türk ve Müslüman eserlerine, Arap eserlerine. Evet, Ekrem Hakkı'dan farkı o zaten. Evet. Zaten 4-5 yıl çalıştığını söyledi bana. Yani Türk mimarisiyle ilgili, Osmanlı mimarisiyle, Selçuklu eserleriyle ilgili 4-5 yıl zaman harcadığını, bu notları oradan çıkardığını baştan söyledi. Fotoğrafları falan. Dedi ki İshak Paşa Sarayı döneminde kalorifer teşkilatı olan tek bina. İlk defa ondan duydum. Evet. O gün. Ama Kars'ta gene var değil mi? Bilmiyorum. Evet ama bana bunu söyleyen Joshua Dudley'dir 1979'da. O olsaydı yazardım dedi mimarı. Sana niye yazmam dedi anlatayım. Şu bileğimden tuttu benim hocam. O ufacık tefecik halimle canım da bir yandı. Hala bu acı burada. Beni Erzurum'un sokakları arasına daldırdı böyle peşinden sürükleyerek. O ne idüğü belirsiz evleri, mimarisi belli olmayan yapıları, yıkılmış tarihi binaları, etrafı kirli evleri, tarihi evleri tek tek gösterdi. Sen bunları yapmışsın yazmam, sen bunları yapmışsın sana yazmam, sen yazmaya layık bir adam değilsin diye diye dolaştırdı beni. Götürdü üç kümbetlerin yanına, Erzurumlar iyi bilirler, üç tane kümbet vardır yan yana. Hocam aynen şöyle işaret etti. Bak dedi, üç kümbetler hocam geldi ekranda şu anda. Üç kümbetleri bana göstererek dedi ki flower, flower. Çiçek, çiçek. Bak ataların çiçek gibi dikmişler. Ben böyle kümbetlere bakıyorum. Sonra dedi dön dedi şimdi altına etrafına bir bak bakalım. Bir siyasi misyonu da vardı bence. Olabilir hocam bilmiyorum. Yani onu Erzurum'dan gitmiş eski bir Osmanlı'nın oğlu veya bilemem, kendisi. Bilemem ama bildiğim tek bir şey yani var. Biraz siyasi misyona benziyor. Adam bana çok iyi bir ders verdi. Dedi ki atalarım bunları çiçek gibi dikmiş. Onlar olsaydı yazardım. Sana yazmam. Şimdi bak bakayım dedi etrafına. Hocam tabii o zamanlar belediyecilik falan hak getiren. Evet. Her taraf çöplerle dolu. Üç kümbetlerin etrafında cam kırıkları, kirli bezler, atıklar. Özür dilerim bütün izleyicilerimizden. At pislikleri falan böyle dolu. Şimdi de devam ediyor. Hocam, Erzurum'u söylemiyorum. Evet. Gezdiğimiz Anadolu yerleri. Şimdi hocam kırlara bayırlara gidin atık poşetlerden geçemiyorsunuz. Ama yani Mostar'da olmadığını yerler. Kartpostallardan görüyoruz. Evet. Ya Mostar'da o meşhur köprünün yanındaki tertemiz
nehrin iki yanında. Evet. Ne pet şişe atılmış ne bir şey. Ama işte. Bu bize mi mahsus diye insan. Hocam çok... o günkü ben fotoğrafı size sunuyorum. Üç gümbetlerin etrafı yani hak berbattı. Adama. Berbattı. Bana dedi ki sen dedi atalarım bunları çiçek gibi dikmiş. Ben onlara yazardım. Sen bunu yapmışsın sana yazmam. Sen yazılmaya layık bir adam değilsin dedi gitti. O gittikten sonra ben orada biraz oturdum ağladım. Sonra kalktım. Böyle yumruklarımı sıktım. O kadar sinirlenmişim ki artık sıktığımı. Atalarımın ne yaptığını öğreneceğim dedim. Hocam benim 1.25 olan gözlük camlarım üniversite bitene kadar 4'e çıktı. Oturdum başladım ta Hazreti Adem'den. Siz de özel kadar. Bir şahıs. Ama hocam yani şimdi adam böyle dedi bana. Adama teşekkür etmek lazım. Böyle teşekkür ediyorum zaten. Kızma değil teşekkür. Fakat şimdi bu hatıranın içinden şunu çıkaralım. Adam bize fotoğrafımızı gösterdi aslında. Tabii. O şuuru kaybedince pislikleri nasıl üç gümbetlerin etrafına yığdığımızı gösterdi. Yani, o bahsettiğim İbn Haldun'un söylediği barış tavrına girince bilincimiz de yavaş yavaş yitince mimarimizi nasıl mimarsızlığa mahkum ettiğimizi, bilincimizi bilinçsizliğe mahkum ettiğimizi gösterdi. Hocam şey de var yani baktığımız yerde gördüğümüz taşsa etrafının kirlenmesinde bir beis yok. Ne çünkü taş. Ama o hani işte sadece, o ruhu tanıyamıyor. Sadece mimaride değil ki hocam. Ben ondan sonraki okumalarda aldığım notlardan bir tanesini söyleyeyim. Joshua ile karşılaştığım gün ben Galile'yi iyi bilirdim. Yani Galile'yi bilirdik derslerden falan. İşte dünya dönüyor dendiği için Engizisyon tarafından mahkemeye çıkarıldığını vesaire hikayeyi. Descartes'i da çok iyi bilirdik. Düşünüyorum öyleyse varım diye bize öğretmişlerdi derslerde falan. Ama ben mesela Biruni'yi Joshua'dan sonra okurken tanıdım ve Galile ile karşılaştırdım. Galile 1600'lü yıllarda dünya dönüyor dendiği için mahkemeye çıkarılırken Biruni 1000'li yıllarda güneş ve ay tutulmalarının grafiğini yapıyor. Ataların olsaydı yazardım sana yazmam demet dediği bu işte. Ben Galile'yi bilirken Biruni'yi bilmiyorum. Hocam ben Amerikan kültüründen adama örnek veriyorum. Adam bana ne dedi biliyor musun? Sen dedi kendi tarihini, şehrini, eserlerini bilmiyorsun. Benim romanlarımı söylüyorsun dedi. Sen ne biçim adamsın dedi. Hadise bu. Bugünkü yaşadığımız problem de bu değil mi? Yani İstanbul'a da böyle bu değil mi? Bu şekilde yaklaşım değil mi? Çok doğru. Evet. İstanbul'da İstanbul'a söyleyeceğim. Aynen. Hocam, Hüseyin hocam son sözler olarak böyle program bitmiş. Arkadaşlar duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi. Denizlerden esen bu ince hava, saçlarınla eğlensin. Bilsen melalü hasreti gurbetle ufk-ı şama bakan, bu gözlerinle bu hüsnünle sen ne dilbersin? Sana yalnız bir ince taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha. Bu kirli nazar bulamaz sende bende bir mana. Ne bu akşamda bir gamı nermin, ne bu durgun denizde bir muğber lerze-i istitar-ı istina. Burada kesiyorum. Ahmet Haşim'e rahmet diliyorum. O da Bağdat'ta doğduğu halde iyi bir İstanbul şairiydi. Evet, ve Eyüp'te yatıyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Görüşün hocam. Bu şarkı burada bitmez. İstanbul üzerine sohbetin devamlı olması gerekir. Biz şu anda İstanbul okyanusundan, denizinden ancak bir iki damla sunabildik. Dolayısıyla İstanbul gibi mazisi çok derinlerde olan ve geleceği de inşallah parlak olacak olan bu şehri özellikleriyle ve güzellikleriyle anlatmak için sürekli olması lazım. Öyleyse bir hadisi şerife bağlayalım. Amelleriniz az bile olsa sürekli olsun. Hadisinden yola çıkarak bu görev sizedir. İstanbul sohbetlerini uzatacaksınız. Helvamızı istiyor. Evet. Evet. Yani hocam, bizi bir iki çayla saldın. Size ne demek hocam? Ne demek? Allah razı olsun. Evet, şimdi evet. Bize. Yani. Keşke her şey ekmek arası helva kadar tabii şey olarak değil de fizik olarak kolay olsa da sizi burada hep görsek. Çok teşekkür ederim. Orhan birkaç mısrayla bitirelim mi? Olur hocam. Gülhanede simit satan çocuklar nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu. Ayasofya önünde tramvay bekleyenler gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar içlerinden birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de İstanbul'da yine de
Yıllar yılı gezinmeli bu sızı, benden bir yaralı şiir kalmalı, senden bir tebessüm, bir de kırmızı. Eyvallah. Diğerimi bitirelim. Teşekkür ederiz. Efendim, bir programın değil, bir şiirin, şiir gibi bir gecenin sonuna geldik. Başta da söylediğim gibi bu akşam yoğun bir gündem var her yerde. Akıyor. Gözlerinizi kapatsanız, kulaklarınızı kapatsanız da bir yerden sizi haberdar ediyor ve kalbiniz yoruluyor. Bu akşam yahu biraz nefes alalım diye konuşacaklarımız vardı ve biz aldık nefesi. İnşallah oraya kadar gelmiştir o nefes. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Haftaya mevzu şiir gibi mi olur bilmem. Sert bir mevzu mu olur onu da bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki bu akşam çok güzeldi. Siz de orada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.